soruyu sorduğumda genellikle insanlar diyorlar ki yöneticinin sıfatı daha önemli. Ama işin gerçeği işin sıfatı daha önemli. Yani iyi bir iş kötü bir yöneticiyle de başarılı oluyor. Fakat kötü bir iş iyi bir yöneticiyle başarılı olmuyor. Şimdi burada bir esasında bir kelime oyunu var. Yani bir yani bir, bir memur olmak var bir işi sadece yönetici olarak kısıtlamak var. Bir de girişimci, iş adamı, iş dünyasında lider olmak var. Şimdi Hande Hanımın sorduğu soru bence o yüzden e, esasında bu 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 title'lar arasındaki farkı belirtmek açısından çok önemli. Yani iş dünyasının lideri olmak lazım. Şimdi e, liderlik yani Türkçe'deki lider kelimesi yani büyük bir ihtimalle tam olarak araştırmadım ama İngilizce'de leader kelimesi var. O da to lead kelimesinden geliyor. Yani yön göster, önümüzü aç şeklinde. O yüzden liderliğin en önemli kısımlarının başında şey geliyor. Bence yön göstermek geliyor Hande Hanım. Burada sizinle, şimdi ben Harvard Business School mezunuyum ve Harvard Türksel'deki, Türksel'deki dönemi bir case olarak yani bir vaka olarak bir geldiler, araştırdılar ne yaptığımızı. Sonra bir case yazdılar benim oradaki yönetim zamanımı. ve bu şimdi bu case'i çok başarılı bir şekilde Harvard'ın her öğrencisi bu dersi alıyor. Ben de her sene bu derse katılmak için gidiyorum. O derste ben de ders sınıfın, dersin eee dersin yarısında ben anlatıyorum. Bana sorular soruyorlar. O yüzden Harvard'a giderken birkaç tane slide'ı bir araya getirdim. Aynı şekilde University of Washington'da da international business konusunda bazı derslere katılıyorum. O yüzden birkaç tane slide'ım var. Bunları göstereceğim. İzin verirseniz size bunlarla bir share edeyim. Şimdi bu slaytlarda ben şu başlığı kullanıyorum. Görebiliyorsunuz inşallah. Görebiliyorsunuz. Görüyoruz Bey. Abi. Görüyoruz. Yani bir defa yeni dünyada kazanmak. Yani ben benim kafamda bu son 5-6 uh, senede en önemli konu bu. Yeni dünyada kazanma. Bir defa bu üç kelimenin arasında yeni bir dünya var. Uyanın. Yeni bir dünya var. Bu dijital bir dünya. Bir o mesajı veriyorum. İki, bunu iyi okuyanlar, bunu hayatlarına, işlerine uygulayanlar kazanacak. Gerileri, geride kalanlar ise geride kalacaklar, yok olacaklar işleri maalesef ve bazen yüzlerce senelik şirketler yok olacak. O yüzden çok ciddi bir konu. İkincisi diyorum ki girişimcilik her yerde. Yani sizin sorduğunuz o iş dünyasında liderlik bence girişimcilik bunun en önemli kısmı. Girişimcilik sadece küçük şirketlerde startup firmalarla olan bir konu değil. Esas büyük şirketlerdeki girişimcilik toplum için, ekonomiler için daha önemli. Çünkü büyük şirketlerin çok büyük bir etkisi var. O etkiyi siz arttırırsanız, devam ettirirseniz, e, onun topluma etkisi çok daha büyük oluyor. Yani mesela Turkcell'de 35 milyon müşterimiz vardı. Sadece Türkiye'de, Türkiye dışında da 37 milyon. Toplam 72 milyon müşterimiz var. E, yani orada girişimcilik yapınca e, etkisi çok daha büyük oluyor. Bir de her yerde dememin sebebi sadece Türkiye'de değil. Türkiye bu ekonomisi, bugün dünya ekonomisinin yüzde biri. Yani pazarın yüzde doksan dokuzu dışarıda. Ve Türk insanı çok uyanık olduğu için, yani inanın hiç de öyle fazla vefa falan göstermiyor. Türk şey iki ürün var, benzer fiyattalar, Türkiye alayım demiyor. Büyük bir ihtimalle diyor ki, her ne kadar konuşsa da, öyle şeyler vatan, millet, Sakarya anlatsa da, ama sonunda karar vermeye gelince yabancı daha iyidir deyip yabancıyı iyi alıyor. O yüzden yani Türkiye'deki müşteriler için zaten yabancılarla muazzam bir rekabet içindesin. Might as well yani e, dünyaya açılıp o pazarın yüzde hedef almak çok kritik. E, ben şimdi e, burada da gösterildiği gibi sistem optimize Kuyka şirketleri de geleceğin şirketleri diye düşünüyorum ama size şimdi şu resmi göstereceğim. Bu Harvard Business Review'un Geçen sayısının kapağı, yani dünyanın en çok okunan, en ciddi belki bir numaralı iki ayda bir çıkan iş dünyasıyla ilgili araştırmaları, son trendleri anlatan kitap diyebilirsiniz, dergi diyebilirsiniz çünkü kalın bir dergi. Burada başlık şu, diyor ki iş dünyasının geleceği, her yerden çalışmanın hakkında uh, the work from anywhere future İş dünyasında ve her yerden çalışmanın geleceği diyor Ondan sonra bunu başarıyla yapılan yapan organizasyonlardan öğrenecek dersler kapak bu bu 2021 Bu da bizim 2011 yılında uh, Wall Street Journal Financial Times, Fortune Magazine, Time, Economist gibi dergilerde verdiğimiz reklam. Bu da diyor ki Türkiye, the smart move. Yani bir resim şunu söylüyor. Diyor ki e, bu güzel tabiatta deniz masmavi, türkoz rengi, e, yemyeşil çevre, sakinlik. Sen tabletini al burada çalış diyor. Buradan çalış diyor. Gidip Sibirya'da ee, İsveç'te, Norveç'te donacağını buraya gel, buradan çalış. Ee, diyor ki 28 derece average ısı, 99.7 99.7 mobil e, kapsama, e, mobilde kapsamada dünyada birinci. Bu araştırmada bakmıştım Türkiye'nin dünyada birinci olduğu tek konu buydu. Fransızların Insead Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada. 200 tane konuyu incelemişler. Türkiye %97 kapsamada birinci. Up to 43.2 megabit hızında mobil internet. Yani cebinizdeki bilgisayardan, cebinizdeki telefondan %43.2 ile ulaşabiliyorsunuz. Bu muazzam bir hız demek. Apple'ın kurucusu Steve Wozniak Türkiye'ye geldiğinde sahnede herkesin önünde dedi ki inanamıyorum dedi Türksel'in mobil hızı Kaliforniya'daki evimdeki sabit internetten daha hızlıdır. Ondan sonra Fiber'le evlere bin megabit hızında internet getirmek için milyarlarca dolarlık yatırım yaptık ve bunun getirdikleri. Sonra yani burada Turkey by Turkcell birinci diyor ki the place to work çalışmak için en güzel yer. The place to live, the place to be. Yani e, burada şimdi siz bir önceki resmi buraya mı oraya mı or orada mı e, burada mı e, şurada mı olmak istersiniz yoksa burada mı olmak istersiniz? <laughs> Aradaki şu güzelliğe bakın. E, şimdi bu yani 10 yıl önceden bugünün dünyasının gerektiğini yapınca o zaman Türk senin değeri e, ben gelmeden önce 6 milyar dolardı. Sonra çıktı 28 milyar dolar. Yani 4,5 kat arttı. Bu 3-4 sene için. Bundan daha önemlisi belki Türkiye müşterileri tarafından Türkiye'nin en beğenilen şirketi seçildi. Yani bütün şirketler arasında yani 2007'den önce Türk Türksel hiçbir zaman birinci olmamıştı. Fakat bu ileriye dönüş yeni ürünlerle çıkınca Türkiye'nin 8 yıl içinde 7 defa Türkiye'nin en beğenilen şirketi seçildi. Bir de şu var. Yani 2007 yılının başında ben Türk Türksel'e geldiğimde Türksel'in gelirleri düşüyordu. Yani inanabiliyor musunuz? Ses ve SMS olan gelirler Türksel'in düşüyordu. Sebebi ondan önce pazarda sadece iki firma var. Telsim ve Türksel. Telsim eşittir güvensizlik. Çünkü uzanlar da güvensizlik imajı oluşmuş. O yüzden Telsim güvensiz olunca Türksel güvenli olarak Pazarda yani büyüyen bir telefon, cep telefonu pazarında iki firmadan bir tanesi güvenilir. Pazarın yüzde elli beşini kapmıştı. Şimdi o pazarda o iyi bir iş. Fakat bu iyi iş zamanla şu oldu. Telsim'i dünyanın devi Vodafone satın aldı. Bu sefer herkes dedi ki, inanın biraz evvel dediğim gibi bana dediler ki Süreya Türkler yabancı diye Vodafone'a geçecek. Vodafone'da e, mobilde dünyanın en büyüğü. 20 ülkede işleri var. Bir defa inanılmaz rekabet kötüden çok güçlü bir rekabete geliyor. Bir de devlet de iki tane firmayı birleştirdi. Aria ile Avia'yı. Onlar da kendi firmaları. Sonra e, Türk Telekom da kendi firmaları. O yüzden bunların karşısında Türksel'in durumu inanılmaz zor bir durum olduğu zorlaştı. Ve o yüzden de gelirler düşüyordu. Eğer yenilikçi bu biraz evvel Hande Hanım'a sıraladığı o yenilikleri yapmasak, bugünkü Türksel kalmayacak. Yani bu yüzden var olmak için bence yönetici veyahut da memur zihniyetiyle düşünmemek lazım. İşin sahibi olarak işi değiştiriyor olmak lazım. O yüzden lider deyince Hande Hanım ve değerli konuklar, dinleyiciler, kardeşlerim, bence bir numaralı konu lider deyince, yani takım kaptanı deyince, takımın çete reisi gibi düşünmemek lazım. Takımın yani sert lideri diye düşünmemek lazım. Bir numaralı sorumluluğu doğru yönü belirlemek. İşini sahiplenip, işi iyi bilip geleceği iyi okuyup uzun dönemli büyük düşünerek oyunu değiştirmek. Yani biz Türksel'de geleceği okuyarak ses işinden çıkıp, SMS işinden çıkıp data işine girdik. Artık konunun data olduğunu gördük. Ee, ve o günden bugüne data 1 milyon kat arttı. 2006 yılında Türkiye'de kilobaytla satılıyordu. Şimdi gigabaytla satılıyor. Aradaki fark 1 milyon kat arttı. Eğer kendi altyapımızı kurmasak, o fiber altyapısını kurmasak ki, yani ben gelmeden bir metre altyapı, bir metre fiber yoktu Türkiye'de. Bir metre o yıllarda 30-40 kilometre, 30, 30 bin, 40 bin kilometre fiber yaptık, döşedik. Ve o işleri yapan kardeşim de bugün Turkcell'in CEO'su. O yüzden bence liderliğin en önemli kısmı geleceği iyi okumak. Bunun birçok örneği var yani. Mesela Amerika'da bir zamanlar video kaseti satan bir şey vardı. Blockbuster diye bir chain. 5000 tane dükkan var. Hisseleri coşmuş, artmış. Sonra bu teknoloji değişimiyle şey geldi. Netflix'ler geldi. Geriden geldi. Ufacık geldi. Başladılar. Ama doğru trendi yakaladılar. Şu anda Blockbuster diye bir firma yok. Yok oldu. Ben Amerika'ya geldiğimde ilk yıllar 1977. O zamanlar Fortune dergisini alıp okuyordum. Fortune dergisinin her sene Amerika'nın most admired tank companies, Amerika'nın en çok beğenilen 10 şirketi vardı. Bunlarda ilk 5'te devamlı Kodak diye bir firma vardı. Kodak hatırlıyorsunuz değil mi? Yani şu film yapan film. Fotoğraf makinesi çok net hatırlıyoruz. Evet. Yok, Kodak bugün yok. Kodak hatta işler kötüye gidince gitti Amerika'nın bir önceki yıl en iyi CEO'su seçilen adamı getirdiler şirketin başına. Yine şirket battı. Yani işin nereye gittiği çok daha önemli. Başka bir örnek, Türkiye'den bir örnek vereceğim. Şimdi bizim bir akrabamızın bir benzin istasyonu vardı. İşte İstanbul-İzmit arasında. Türkiye'nin en çok trafiğin en yüksek olduğu yollardan bir tanesinin üstünde. Sonra buradan otoyol geçti. Otoyol geçince bu iş %70 düştü. Sonra iç trafikten... Ee, iç trafikten yine işler arttı biraz. Fakat geçenlerde bir yan yol diye e, bunları yan yona almışlar. O günden sonra trafik yüzde doksan düştü. İş hacmi yüzde doksan düştü. Yani e, çeşitli geleceği iyi okumak lazım. Öyle çok iyi yönetici diye havaya girmek e, geçmişteki başarı geleceği hiç garanti etmiyor. O yüzden geleceği iyi okumak lazım. Tabii ki takımı yani doğru yönü belirledikten sonra insanların sizi takip etmesi lazım. Ben yani bugün basketbol var, futbol var, bunlar güzel takım sporları izliyoruz. Denizli spor bu aralar pek iyi gitmiyor, onu da endişeliyiz. Ama bence iş dünyası iş dünyası gerçek takım sporu gerektiren bir konu. Yani en önemli takım sporu bence iş dünyası. Yani ben benim bakış açım CEO olarak. Yani Türkcell'de çalışan bir 15 bin kişi artı bayilerimizdeki çalışan 80 bin kişi sadece Türkiye'de bu 95 bin kişiyle nasıl 35 milyon insana en iyi onların kalbini kazanan en iyi tecrübeyi yaşatırız. Onlara en iyi servisi veririz. Yani hedef bunu yapmak. Çok büyük bir takımı yönetmek. E tabii burada yani takımın e, execution'un çok önemli. Çünkü bazen bazı insanlar iyi fikirleri, geleceği iyi okuyorlar da bunu harekete geçiremiyorlar. O da başka bir yetenek. Yani bu ikisinin bir arada olması lazım. Mesela Microsoft'ta ben e, Handerson'un bahsettiği gibi 10 yılım geçti merkezde. E, buradan çok iyi biliyorum ki Microsoft'un beyin tarafı, doğru yönü belirleyen, yön gösteren Bill Gates'ti. Bill Gates sonra yönetim kurulu başkanı oldu. Sonra da ayrıldı şirketten CEO Steve Ballmer diye bir adam oldu. Steve Ballmer da şirketin motoruydu. Takımı harekete geçiren adam. Fakat arabanın direksiyonu ve motoru gibi bilgi Gates ayrılınca 10 yıl Microsoft yerinde saydı. Sonra Steve Ballmer ayrıldı. Yerine başka bir adam geldi. Doğru yönü belirledi. Hisseler 30 dolardan 240 dolara çıktı. 8 kart arttı 6 sene içinde. Bu Microsoft. Yani doğru yönü belirlemek çok önemli diye düşünüyorum. Bir de tabii ki bir de tabii ki davranışlarıyla örnek olmak, yani sürekli öğrenen, yenilikçi, cesur, özgüvenli, mütevazi, çalışkan, dürüst olmak benim için çok önemli. Ben akıllı diye geçinen adamlara çalışan, öğrenmeye hevesli adamları her zaman tercih ettim. Hangi okula gittiğiniz de benim için önemli değildi. Önemli olan yüreğiniz ve aklınız ve çalışmanız. Bunları söylememin sebebi bence devamlı her gün siz yeni iş al, yeni insanlar işe alıyorsunuz ve hatta her gün kimi terfi edeyim diye düşünüyorsunuz. Bu benim TürkSel'deki liderlik şeyimdi, e, modelimdi. E, buna uyan insanları ben lider olarak terfi ediyordum. Ve bu gerçekten e, yani memur zihniyeti değil, yönetici zihniyeti değil. E, iş adamı girişimci lider zihniyeti bence çok önemli. Şirketinizde ne kadar çok o iş konularını, kendi iş konusunu bilen liderler varsa o zaman şirketiniz başarılı olacak. Yani ben grup CEO'suydum. Benim altında bir sürü işler var. Her işin başında o işi benden daha iyi bilen bir lideri bulmaya çalışıyordum. Bunların yanında şunu da belirtmek istiyorum. Bir de işin özü diye bence iş dünyasının bana göre bazı kuralları var. Kısaca onları da anlatmak istiyorum. Şimdi bence iş dünyasında mesela fizikte fizikte force eşittir ma yani mass çarpı acceleration diye bir kural var, kanun var. Fizik kanunu. Newton kanunu. Yani bu fiziksel her e, hareket eden fiziksel her türlü şeyin açıklaması esasında bu kanuna bağlı. Bence iş dünyasında ne iş yaparsanız yapın onun kanunu da burada belli. Bu şu Dört kelimede. Şimdi burada vurgulamak istediğim bir nokta var. Müşteriye odak. Müşteri demiyorum. Hangi müşteri segmentine odaklanacaksınız? Yani mesela Türksel'de en büyük banka da bizim müşterimizdi. Büfe de müşterimiz. Şimdi en büyük bankalara biz inanılmaz güvenilir bir hizmet SMS mesajı sununca bankalar... Online banka işlemlerini Turkcell'in SMS'iyle açıyorlardı oturumu. Yani orada en iyi hizmet yüzünden bütün bankaların hiçbir çözü opsiyonu kalmadı. Bir tek Turkcell'i seçiyorlardı. Yüzde yüz pazar payımız var. Çünkü inanılmaz güvenilir ve hızlı bir SMS. Yani müşteri diğer operatörlerde mesela gider gitmez diye riskler olunca bankalar oturumu açamıyorlar, iş yapamıyorlar. Müşteri parasını ...hareket ettiremiyor. Burada müşteriye odaklanmak çok önemli. Yani biz... ...engellilere başka servisler... ...yaşlılara başka servisler... ...gençlere başka servisler... ...profesyonellere başka bir market segment... ...ondan sonra... ...ev kadınlarına başka bir... ...market segment olarak... ...odaklanıyorduk. Bir ev kadının... ...ihtiyacı, bir profesyonel iş adamının... ...ihtiyacından çok değişik. Yani ev kadınlarına... ...çocuklarının sağlığı, eğitimi yemek yapmak, sağlıklı yaşamla ilgili bilgileri aktarıyorduk. Onlara onların önem verdiği konulara odaklanıyorduk. Yani müşteriye odaklanmak çok önemli. Bence birçok insan hangi müşteriye odaklanacağını düşünmeden dükkanı açıyor. Yani büyük şirketlerin hepsinde bir müşteriye odak var. Ve artık bu segment odağı değil, bireysel müşteri üzerine odak. Yani mesela Amazon'da Dünyada 200 milyon müşterileri var. 200 milyon kişiyi birey olarak tanıyor. Yani benim 6 sene önce ne aldım, 6 ay önce ne aldım, 6 hafta ne önce aldığımı biliyor. Ona göre ona göre hareket ediyor. Önüme benim beni ilgilendiren konuları getiriyor. Benim ilgilenmediğim konuları getirmiyor. Ben bana değer katıyor ve bir fark yaratıyor. Diğer diğer alternatiflere nazaran üstün bir fark yaratıyor. Artık teknolojiyle yazılımla data analyticsle müşterilere teker teker odaklanma zamanı. Bence bunları yapmayanın şansı yok. Şimdi müşteriye odaklanmak burada verdiğim ana mesaj. Müşteriye devamlı yenilikle daha çok fayda ve rekabete diğer alternatiflere nazaran bir farkınız olması lazım. Bu farkın bir kısmı bu arada duygusal da olabilir. Yani yaptığınız sosyal sorumluluk projeleriyle imajınızla insanların kalbini kazanırsınız. O da sizin için bir fark olabilir. O da o da işin başka bir yanı. Şimdi bunu yapmak için bunları iyi yapan firmalar eşsiz müşteri deneyimi yaratıyorlar ve yani bunu yaparsanız bence para geliyor. Bu çok kritik. Ama bunu yapmak da söylemesi şurada çok kolay. Burada 4 artı 3, 7 tane kelime var topu topu. Bunu söylemesi kolay da yapması zor. Burada birinci konu operasyonel mükemmellik ve verimlilik. Yani müşterilerinize nasıl mükemmel bir hizmet, mükemmel bir ürün, kaliteli bir ürün ve servisi sunarsınız ve bunu dünyada en verimli nasıl yaparsınız? Çünkü rekabet edeceksiniz. Ve fiyat da müşteri deneyiminin çok önemli bir parçası. O yüzden işinizi verimli yapmaktan başka bir lüksünüz, başka bir şansınız yok. Bu bir lüks değil, bu bir mutlaka olması gereken. Bir de hızlı inovasyon. İnovasyon demiyorum. Çünkü inovasyon artık ağza düştü. Herkes inovasyon konuşmayan insan yok. Herkes inovasyon konuşuyor. ve Ama çoğu inovasyonu hızlı yapmıyor. Zaman geçiyor. Geride kalıyorlar. Sonra da işleri bozuluyor. Bunları yapınca ortaya sürdürülebilir karlı büyüme çıkıyor. Bence esas hedef bu olmalı. Yani anlık büyümeler, zıplamalarda değil bu yani bu prensiplerle her gün her gün girişimci kafasıyla acaba yeni ne yapabiliriz yeni yenilikle nasıl daha çok fayda müşteriye daha çok fayda nasıl rekabete karşı fark yaratırız diye düşünmek lazım. Yani iş dünyası acımasız. Geçmişteki başarı geleceği garanti etmiyor. Bence her gün yeni bir gün her gün o şirketin ilk günü mentalitesi, mentalitesiyle çalışmak lazım. ...sürdürülebilir karlı büyüme bu şekilde geliyor. Biraz uzattım Hande Hanım ama... ...yani verdiğim mesaj... ...bence sadece size verilmiş bir kutu... ...kutunun içindeki işi yönet mentalitesi olmaz... ...memur zihniyeti olmaz... ...girişimci, geleceği iyi okuyan... ...iş adamı, bir iş dünyası lideri olmak lazım başarı için. Evet, onları anlattım. R.A.B. çok güzel özetlediniz. Siz bunları söylerken şirket için... Aynısı aslında ülke ekonomisi için de çok e, değerli. Sürdürülebilir, karlı büyüme. Ülke ekonomisi açısından da hani siz de dediniz şirkette bir yıl zıplatıp sonra aşağı çekme değil. Sürdürülebilir, karlılık sağlayan, değer sağlayan üretim ve değer yaratan ihracatla bir büyüme en değerlisi. E, siz bunları şirketler açısından söylerken ben de yıllarca ekonomi programı yapan biri olarak e, bir ekonomileri sürekli dile getiriyoruz. İşte dün büyüme rakamını karşıladık. Bugün enflasyon evet büyüme var ancak yüksek enflasyon var. Diğer yanda yüksek işsizlik var. Önemli kronik sorunlar var. Bu sorunların da aşılması noktasında birçok ev ödevleri var. Dolayısıyla sadece büyüme değil sürdürülebilir karlı büyümeyi sağlamak en değerlisi. Ben de kendi adıma böyle bir pay çıkardım. Şimdi bizim iş dünyamızda özellikle yıllardır e, sanayi ve reel sektörümüzü kapsayan, tüm sektörleri kapsayan programlar yapan biri olarak yaklaşık 10 yıl açtım. En önemli gördüğümüz noktalardan biri katma değer yaratmak. Bugün baktığımızda kura bağımlılık var. Ara mamul ve ham maddede yurt dışında kimi sektörlerde bağlılık çok yüksek, girdiler yüksek, Bugün tarımdan, sanayi birçok sektörlerde bunu görüyoruz. İşte Son dönemde bu pandemiyle çıkan tedarik sorunu, e, konteyner sorunu, artan navlunlar, e, tüm dünya genelinde yaşanan faktörler de için, içerisine giriyor. Ve üretimin içerisinde de enerji maliyetleri artıyor. Türkiye'nin kendine özgü e, iş gücü maliyetleri artıyor belki bir noktada. Tüm bunların günün sonunda sanayicinin karşı karşıya kaldığı, Belli maliyetler var, bugün üretici fiyatlarını karşıladık, %27'lik bir artış var, çok yüksek. Belki birkaç ay daha böyle gidecek, ardından alınma geçecek ancak bizim özellikle üretim noktasında katma değeri sağlıyor olmamız lazım. Peki, bunu sağlayacak olan da bu dijitalleşme. Dijitalleşme çok teknik, teknolojik bir şey diye kalmamalı çünkü artık bugün sizinle bu bağlantıyı bile teknoloji sayesinde, dijitalleşme sayesinde gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla yeni dünyada sanayiciler için önemli olan hızla yükselen teknolojiler neler? Şirketlerin kazanması için gereken neler diyeyim ve sözü yeniden size bırakayım Süreyya Bey. Evet bununla ilgili size bir slayt göstereceğim. Bu benim bu şimdi ben Hande Hanım'ın bahsettiği gibi 97 ile 2007 arasında ki 10 yıl Microsoft'ta çalıştım. Ve Microsoft'un merkezinde 7 yıl çalıştım. Ee, en son 7 yıl. Ve orada e, ilk önce Microsoft'un dünyadaki 250 bin tane partnerini yönetiyordum. Sonra da bu Microsoft Office ürününün e, ürününden sorumlu, satışından, müşteri memnuniyetinden sorumlu e, bir pozisyondaydım. Çok önemli bir pozisyondu. Çünkü bir senede 800 kişi işe aldık. Microsoft'ta o zaman 10 bin kişiden az eleman çalışıyordu. E, yani ben girdiğimde 4400 kişi çalışıyordu. Şimdi Yüz binden fazla insan çalışıyor. Şimdi orada ben şunu gördüm. Yeni bir dünya geliyor. Yani Microsoft'un campus'ında biz her yerde, bütün binaların içinde Bill Gates devamlı dünyanın en iyi teknolojilerini alır getirirdi. Ki biz geleceği Microsoft'ta yaşayalım. O yüzden de geleceğe uygun ürünleri hazırlayalım diye. Yani Burada ciddi bir ders aldım. Ve Orada şunu gördüm ki yeni bir dünya geliyor. Bu yeni dünyayı, dijital dünyayı size tek bir bununla ilgili yüzlerce, binlerce kitap var. Kitaplarda kalın kalın kitaplar. Bunu size nasıl beş dakikada anlatırım diye düşündüm ve bu slaydı yarattım. Birincisi bilgisayarlar artık gittikçe küçülüyorlar. Her yerde her yerde varlar. Her yerde varlar. Yani eee işte stadyumlardaki büyük ekranlarda bilgisayar, tabletler, telefonlar, robotların içinde bilgisayar, autonomous vehicles dediğimiz kendi başına giden arabaların içinde bilgisayarlar. Sonra bu AR, VR dediğimiz bu gözlükler geliyor şimdi. Bence önümüzdeki beş yılda bunlar çok kullanılacak. Çünkü bir gözlüğü takarak yani bilgisayarı açmak yerine bir gözlüğü takarak siz bilgisayar ekranını size gözünüzün önüne kazanacaksınız. Bu büyük bir kolaylık olacak. Nerede olursan ol bir gözlüğü tak o bilgisayar önünde açılacak. Ve onun içinde video size değişik ortamlara taşıyabilecek. Makinalarda bilgis e e bilgisayarlar, sensörlerin hepsi artık bilgisayar. Yani bu sensörü ben kırmızı yaptım sebebi en önemli kelime bence. Yani sanayi için en önemli kelime, e gelecek için en önemli kelimelerden biri. Çünkü ölçmeyi sağlıyor. Size datayı veriyor. Artık makinayı, ya biz çok disiplinli bir firmayız. Her altı ayda bir parçaların hepsini değiştiririz. Onu yaparsın da maliyet tavanı vurur yani. Sen gere, gere, e, gerekmeyen parçayı niye değiştiriyorsun kardeşim? Belki hiç gerek olmayan bir parçayı değiştirmek marifet mi? Bunun yanı bazıları der ki, ya benim usta var kulağından dinliyor, anlıyor ona göre değiştiriyor. Ama bir tane belki öyle bir yetenekli ustam var. Bir sürü makinam var sensörleri koyarak, ölçerek gerçeğe göre hareket etmek lazım. Dataya göre hareket etmek lazım. O yüzden sensör bunları sağlıyor. Şu kolumdaki saatten içinde belki bir yüz, yüze yakın sensör var. Çünkü kalp atışımı ölçüyor, ısıyı ölçüyor. Kanımdaki oksijen seviyesini ölçüyor. Bu COVID'deki en önemli olay kanınızdaki oksijen seviyesi. Normal yüze yakın olması lazım. 90 altına düşerse durum vahim hastaneye gitmek lazım. Ben Covid oldum biliyorum. Geçirdim. Bir iki günde geçirdim. Ee, yani artık her şeyi ölçmek mümkün. Ve e, bilgisayarla o kadar küçüldü ki sırtınıza bir patch koyuyorsunuz. İçinde tabii ki bu sensörler var. Kan şekerinizi size anında ölçüyor. Yani bir baklava yediğinizden 10 saniye sonra bu bakıyorsun şekerin fırlamış. Yani bu bi bu bilgiyi görünce insan vah wow! diyor bu hakikaten dedikleri doğruymuş yani kanımdaki şeker fırladı. O zaman ciddiye alıyor. Yani insanın bile her şeyi ölçerek vücudunu optimize etme fırsatı var. Ee, bu Internet of Things dediğimiz şeyler. Yani bir bilgisayarlar küçülüyor, her şeyi ölçüyor. Artık bazı sütyenlerin içine sensörler kullanılıyor, konuluyor. Bu sayede Kadınların çok e, zorlandığı e, meme kanseri ön, önceden teşhis edilebiliyor. Siz bir hastalığı önceden teşhis ederseniz kurtulma şansınız yüzlerce kat artıyor. Yani bunlar bir defa hayatımızda bilgisayarlar küçüldü, her yere girdiler. Bir de dev bilgisayarlar var. Bunlara bulut bulut diyoruz. Ee, yani şirketin merkezinde ve da TürkSel'in açtığı gibi bir data center'in merkezinde ve da. Microsoft'ta veyahut da Google'da veyahut da Amazon'un web services gibi bulutlarda var. Şimdi yeni dünyanın bence olmasının başka en önemli faktörlerinden bir tanesi de bu geniş bant mobil iletişim. Yani her yerden cep telefonuyla dataya ulaşınca o datayı her yerden dev bilgisayarlara bağlamak gerekiyor. Evelden üstteki bilgisayarlarla alttakini kabloyla bağlamak gerekiyordu. Şimdi kablosuz her yerde. Siz artık koyunlara da sensör takabiliyorsunuz. Sığırlara da sensör takabiliyorsunuz. Şimdi bu resme bakınca yukarıdaki küçük bilgisayarlardan... ...şu ortadaki connectivity everywhere ile ...data akıyor dev bilgisayarlara. Buna biz big data diyoruz. Büyük veri merkezi diyoruz. Büyük veri analyze ediliyor. Bu analizden sonuçlar çıkıyor. Ve bu sonuçları değerlendirerek... Akıllı sistemler yaratılabiliyor, machine learning ve AI ile. Şimdi Hande Hanım bana sordu dedi ki, bir defa bir gelecek nasıl dedi? Yeni bir dünya var, dijital dünya. Yani yeni dünyanın yapısı bu. Her yerden bilginin akması. Yani artık her insan ne kadar, nerede para harcıyor? Her insan nerede, kaç adım atıyor, nereye gidiyor? mağazanın içinde neye bakıyor, neyi neyle ilgileniyor, neyin hangi ürünün önünde vakit geçiriyor. Yani her şeyi ölçmek mümkün. Artık ölçerek o dataya göre iş kararları vermek mümkün. Çok önemli. Ben bu büyük datayla bu yapay zekanın önümüzdeki en büyük olay olduğunu düşünüyorum. Ve yani geçenlerde ee, çok güzel bir konuşma dinledim. Adam da dedi ki, valla 50 yıldır dedi yap yapay zeka'dan bahsediliyor ama dedi 40 yıl dedi pek bir şey yapılmadı çünkü datayı toplamakta zorlanılıyordu, bu ortam yoktu. Şimdi de bu ortam var. Yani güçlü bilgisayarlar var, her yerden data akıyor. O yüzden akıllı sistemler yaratmak artık mümkün dedi, yapay zekayı uygulamak mümkün. Yapay zekanın dedi iki tane kısmı var. Birincisi kurumsal yapay zeka, ikincisi de endüstriyel, sanayi de uygulamaları. Artık konuşan bilgisayarlar yapıldığı gibi konuşmayı anlayan bilgisayarlar da yapılıyor. Artık imajlar, tarif imajlar yani resimler analiz edilerek resimden çok bilgi alınabiliyor. Yani işte, müşteri nereye bakıyor? Kaç tane müşteri geldi dükkana? Ne zaman? Hangi saatte geliyorlar? Yani müşterinin gelmediği saatte adam çalıştırmanın, çok adam çalıştırmanın e, masraftan başka ne faydası var? ya? Yani? E, ondan sonra e, tavsiye eden yapay zeka ürünleri. Sonra automated yani e, automated checkout sistemleri, robotlar. E, artık yakın bir süre şimdi mesela getir her yere motosiklet yolluyor, adam yolluyor. Beş yıl sonra ne olacak? Beş yıl sonra o motorlar yerine dronelar gidip e, pizza'yı evinin önüne teslim edecek. Dronelar geliyor ve mesela tarımda automated tarım yani tarım Türkiye için önemli bir konu olduğu için de vurgulamak istiyorum. Bu teknolojiler sayesinde hangi ür hangi meyveler hazır toplanmaya hazır ve tarımın en çok e, etkilendiği konulardan bazıları bu. E, gereksiz otların, weed dediğimiz otların e, yerleşmesi. Bunların temizlenmesi lazım. Ondan sonra böceklerin temizlenmesi lazım. Bunların imaj image, re, yani image recognition'la tespit edilmesi, bunlar için önlem alınması. Yani bu resim bence çok kritik. Bu resmi iyi anlamak lazım. Bu teknolojileri işin özünü, işin özüne uygulamak lazım. Yani bu teknolojiyi ya cool teknoloji diye kullanmak olmaz. Bunu işin özünüze, size müşteriye odaklanmanıza nasıl daha çok fayda sağlayacak, müşterinize nasıl daha çok fayda ve size fark yaratacak o konularda kullanmak lazım. Şimdi önümüzde 5G geliyor. 5G bence sanayi için kritik. Çünkü bugün telefonlarda böyle iki saniyeye yakın bir setup zamanı geçiyor. Yani siz telefonda ara düğmesine bastığınızdan sonra bağlanana kadar böyle bir iki saniye geçiyor. Bu 20-30 milisekunda düşecek. Yani yani yüzde bir oranına düşecek. O yüzden o yüzden real time optimization çok öne çıkacak ve akıllı sistemler çok öne çıkacak. Yani Hande Hanım uzun lafın kısası ben bu yeni dünyada ıı, en önemli konu bu bu, bu bu tabloyu görüyorum bu tablonun içinde en önemli konu sizce ne? Yani bugün bir arabanın içinde bile ne var? Yazılım var. Yani bu resim ol yazılım olmadan bu tabloyu işinize faydaya dönüştürmek mümkün değil. Yani şimdi ben 3 senedir oğlumun da zoruyla kendime bir Tesla S arabası aldım. Her 3-4 günde bir araba diyor ki ben diyor bu akşam yazılımı update edeceğim. Ya benim evvelden biz Microsoft'ta çalışıyorduk. İnsanlara bir bilgisayar satardık. Zavallı insanlar 5 yıl aynı operating sistemi kullanırlardı. İçinde böyle bir sürü bug'lar var. Şimdi arabanın içindeki yazılım her iki 3 günde bir update ediliyor. Yani arabanın arabayı esasında testteye götüren yine içindeki yazılım. O battery battery pil kullanımını nasıl optimize eder ee, ve kendi başına arabayı götürür? Bu tamamen yazılımlı olan bir konu. Yani yazılım bence bu resmi en önemli parçası. O yüzden yazılımı nasıl hızlı geliştirebilirsiniz? Müşterimize odaklanırız, müşteriye daha çok fayda sağlanır. Bir de bence bu optimizasyon olayı, yani verimlilik olayı çok önemli. Çünkü operasyonel mükemmellik, verimlilik için optimizasyon şart. Evet e, Süreyya Bey sizin dediğiniz bu optimizasyon konusunu biraz daha açacağız ama yazılım dediğimizde hakikaten e, bugün bir banka ATM'in makinesinden yaptığımız bir işlemin de veya cep telefonunuza gelen bir SMS'in arkasında da aslında görünmeyen kahraman yazılım. Altta bir not görüyorum dijital dönüşüm sadece IT departmanın işi değil her departmanın her elemanın işi her şirketin var olma mücadelesi diye bir not almışsınız. Evet. Ben de bu dijital var. çok kısa şunu da sormak istiyorum. E, şirketlerde bu dijital dönüşüm nasıl sağlanmalı? Her departmanın, her elemanın işi derken biraz biz açabilir misiniz? Burada yani bu dijital dönüşüm işini yani, bir şirketin sahibisiniz, CEO'sunuz. Tabii dijital konulardan da çok yakından takip etme şansınız olmayabilir. O yüzden ya biz bu işi IT'nin başındaki adama delege edelim, o yapsın. O kara kutu olarak çözsün. Bu bence konu bu değil. Hiçbir şey yapamayabilir yani söyleyeyim. Hiçbir etkisi olmayabilir. Bunu çok görüyorum. birçok insan da inovasyon diye konuşabilir ama önemli olan işin özünü, işin işin özüne yani işin gerçeğine, iş bölümlerinin bu teknolojiyle işlerini yenilemeleri. Yani ben e, bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği okudum. O benim için bir avantaj oldu ama e, ama es, gerçek esas bir iş adamıyız ve o biraz evvel anlattığım işin özündeki kanunlar bence en önemlisi. Yani e, o yüzden bence dijital dönüşümü sadece IT'ye bırakmak olmaz. Her departmanın, her iş bölümünün, every business unit'in yani her iş ünitenin e, kendi işini upgrade etmesi lazım, yenilemesi lazım. Ee, ve orada IT ile işbirliği yapması lazım. Yani orada takım oyunu olması lazım. Yani işin sahibi olan kişi ile IT'nin partner olması lazım. Yani e, ve bu yazılımları nasıl hızla geliştiririz? Bence en önemli konulardan bir tanesi yazılımı hızlı bir şekilde geliştirmek. Bunu nasıl yaparız? IT burada size destek olabilir. Yani birazdan anlatmak da istiyorum. Bu çok büyük bir ihtiyaç olduğu için benim de bu konuda bazı girişimlerim, yatırımlarım var. Evet. Süreyya Bey, evet şimdi ben ona geçeceğim. Özellikle bütün bu teknolojilerin arkasında yazılım var diyoruz ve optimizasyon diyoruz. Şimdi pandemi döneminde şunu da gördük. Büyük şirketler, büyük balıklar, evet ancak küçük balıkların daha esnek olduğunu, küçük ve orta boy şirketlerin çok daha esnek olduğunu, çok daha hızlı çözüm üretebildiklerini, esnek davranabildiklerini gördük. Dolayısıyla örneğin Türkiye ihracat kısmında, pandemi döneminde Avrupa, Çin'den mal alımını zorlaştırırken hem uzak hem pandemide problem çıkarken Türkiye, çok daha hızlı bir şekilde ihracatını gerçekleştirdi. Bu şey döneminde, pandemi döneminde hiçbir sorunda yaşamadı. Çünkü ihracatçılarımız daha hızlı, daha esnek davrandılar. Çin orada daha büyük. Ancak büyük şirketlerde olduğu gibi büyük şirketlerin de aksiyon alması biraz daha yavaş oluyor. Ama artık yeni dönemde büyük şirketler de orta ve küçük boy şirketlerden hep hizmet alıyorlar. Bunu dünya genelinde de görüyoruz. Bu kapsamda e, siz iş hayatına girişimci olarak başladınız. Sonra profesyonel hayatta ilerlediğiniz Microsoft Turkcell ve şimdi yatırımcı kimliğinizde. Yeniden girişimci ve yatırımcı kimliğinizde bizlerle birlikteyseniz. Kuika ve Sistem Optima burada ne yapıyorsunuz? Şirketlere ne önde fayda sağlıyorsunuz? Biraz bunu bize açıklayabilir misiniz? İlk önce yani bana göre şimdi geriye bakınca ciddi bir uyanıklık yaptım yani söyleyeyim. 2015'te artık 9 yıl sonra dedim Turkcell'den ayrılmanın zamanı geldi. Yeni bir e, bölüme geçme zamanı. Ee, ve orada e, hemen böyle kendi başıma bir iş, iş yapmak ve hatta başka bir şirkete e, çal girip çalışmak da e, benim için artık o da şey cazibesini kaybetmişti. E, o yüzden gittim bu biraz evvel şu işte şu ekranda gördüğünüz yeni dünya vizyonunu dünyada bunu en iyi okuyan, en iyi uygulayan, yani bu resmi benden daha iyi anlamış, daha önce anlamış, bu konuda harekete geçmiş şirketler kimler? Bunlardan 10 tanesini e, tespit ettim. Gittim bunlara ortak oldum. Ve o zamandan beri de bunların ortağıyım. Ve e, bunlar da son 5 yılda 8 yıl, 8 kat, 10 kat değer kazandılar. Yani e, gittim yani demek istediğim kendi kafamda geleceğin en iyi şirketleri kimler olacak, onlara gittim, ortak oldum. Bu yapılacak kolay bir şeydi, hiç de fazla vaktimi de almadı. O yüzden bir uyanıklık olarak görüyorum. Ve bence parayı faize yatırmak yerine etrafınızdaki iyi şirketlere ortak olmanızı tavsiye ederim. O iyi şirketin tanımını da anlattım. Bütün iyi bir iş nedir, i̇şte geleceği iyi okuyan, iyi doğru lideri olan... Yani yönetici kafası değil, memur kafasıyla değil, girişimci kafasıyla yönetilen işler, hızlı hareket eden şirketler kimler? Sonra gittim kendim iki tane şirkete yatırım yaptım ve bunların da hem en büyük hissedarıyım hem de aktif çalışan yönetim kurulu başkanıyım. Bunlardan bir tanesi sistem optima, bu optimizasyon konusuna odaklı. Ben endüstri mühendisliği okuduğum için optimizasyonun en önemli konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyordum. Yani şimdi en optimizasyon endüstri mühendisliğinde operations research'te öğretiliyor. Endüstri mühendisliği adı altında fakat artık birçok üniversitede bunun adını değiştirdiler. Mesela Stanford Üniversitesi'nde artık endüstri mühendisliği yok. Ne var biliyor musunuz? Bu aynı de aynı eğitimin adını ne koydular? Tahmin edin. Management Science. Yani iş yönetimi bilimi. Yani işin teknik tarafını öğrenmek istiyorsanız, geleceğin yöneticisini olmak istiyorsanız artık bu Operation Research Optimization'ı okuyor olmanız lazım, biliyor olmanız lazım. Yani nasıl muhasebeyi öğrenmeniz lazım, pazarlamayı öğrenmeniz lazım, optimizasyonu da öğrenmeniz lazım. Ben de optimizasyon konusunda 25 yıldır profesör olan, bence bu konuda dünyanın en iyilerinden olan e, profesörlerin olduğu bir şirket yarattık. E, bunun e, kurucusu da esasında Boğaziçi'nden bu konuda çok değerli bir profesör Ekrem Duman. Ama buna e, gerçekten dünyanın dünyada yani e, 5G'nin e, en önemli teknolojilerini icat eden Profesör Erdal Arıkan'ı ekledik. Sonra yine MIT'den doktorası olan başka bir arkadaşı daha ekledik. Çok muazzam bir ekip kurduk. Ve iş gücü optimizasyonu, fiyatlama optimizasyonu e, projelerini yaptılar. E, Birçok bankalarda bunlar çok muazzam e, karlı sonuçlar ortaya çıkarttı. Mesela iş gücü optimizasyonunda yani bu optimizasyon matematiği kullanırsanız ileri matematikle bu gerçek optimum noktasını bulursanız hesaplarsanız o zaman verimlilik yüzde elli artıyor. Bu, bunu, biz bunu Türkiye'nin en büyük dördüncü, beşinci bankalarında işe koyduk. Ve ve e, operasyon center'daki çalışan sayısı yüzde yirmi azalttı. İş gücü yüzde yirmi beş arttı. Toplam yüzde elli altı verimlilik artışı oldu. Ve çalışanlar daha memnun, müşteri daha memnun vaziyete geldi. Yani müşteri hizmeti bu arada iyileşti, kötüleşmedi. E, fiyatlama da öyle. Yani şimdi e, Doğru fiyatlama nedir? Doğru fiyatlama value based müşteriye yarattığınız değere e, orantılı olan fiyatlamadır. Sabit bir fiyatlama değil. O yüzden fiyatlamayı dinamik tutabilirseniz muazzam bir e, karlılık artışı yakalarsınız. Sonra Türkiye'deki en büyük ATM networkünün optimizasyon makinalarındaki cash nakit optimizasyonu projesini yapı yaptık yapıyoruz. Bir de her şirket için sanayide stok seviyesi ne olmalı? Yani ürünlerinizi dağıtıyorsunuz. Bir fabrikadaki stok seviyesi ne olmalı? Bir de depolardaki depolar nerede olmalı? Depolar nerede olmalı? Depolardaki stok seviyesi ne olmalı? Bir de ürünü müşteriye dağıtırken hangi e, routing, hangi e, yoldan gitmeliler? Bunların optimizasyonu. Yani burada Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesini şimdi yani hep herkesin bildiği bir gıda şirketinde Bizim yaptığımız ileri matematik yüzde 16 verimliliği arttırdı. Yani vallahi düşünüyorum bu adamlar ne yapmışlar bugüne kadar ya? Yani? yani niye bunu yapmamışlar? İleri matematiği iş dünyasında uyguluyoruz. Dedim ya artık bence e, datayı kullanarak e, matematikle hareket etme zamanı. Artık e, yani tahmin etme zamanı. Ya biz evvelden böyle yapıyorduk, şimdi de böyle yapıyoruz. Çok iyi çalışıyor. Bizim bir usta var, bu işleri iyi yapıyor. Bizim bir arkadaş var, emekler çok iyi yapıyor. O dönemler geçti. Çünkü mümkün değil. Bazı çünkü 3000 tane ürünü siz 5000 satıcıyla 250 bin noktaya satıyorsunuz. Yani bu artık bir kişinin böyle kafadan yönetebileceği bir şey değil. Bu sistemle, yani real time optimization olması lazım. Sistem optimal bu işlere odaklanıyor. Muazzam heyecan verici bir şirket çünkü geleceğin işi diye düşünüyorum. İşte ben de size anlattıklarımı kendi kafamda uyguluyorum. Geleceğin işine yatırım yaptık. Bir de e, her şeyin ortağı, her şeyin içinde yazılım yani. yani dedim ya arabanın içindeki de yazılım, saatin içindeki de yazılım. E, yani bence satış artık e, satış işte CRM sistemleri, customer relationship management bunlar yazılım. E, yani accounting yazılım, yani tabloları sonuçları anında görmek lazım. bir iş yönetimi yazılım, yazılım çok büyük bir ihtiyaç. O yüzden burada Quick Application'dan gelen Quick'a şirketini kurduk. Burada yazılım süreci, yani ben bir yönetici olarak hem Microsoft'ta hem Turkcell'de yazılım geliştirmenin çok zor olduğunu ve zaten Gartner grubu da geçenlerde açıkladı, büyük şirketlerde yazılım projelerinin yüzde yetmiş beşi beklentiyi yakalayamıyor diyor. Yani açıkçası başarısız oluyor. Yüzde yetmiş Yani yazılım zor bir konu. Bunun bu kadar zor olmasının sebebi yok. Bunu analiz ettik ve yazılım süreçlerini çok ciddi hızlandırıyoruz. Artık her şeyi sıfırdan yapmanın gereği yok. Biz kütüphaneler kurduk. En iyi teknolojileri kullanarak müşterinin tarif ettiği yazılımı hızla çıkartıyoruz. Ve hakikaten burada bu arada yine kendi mesela Kuyka Kuyka'yı kullanarak optimizasyon software yazdık. Yani sistem optimanın yazılımını da Kuyka geliştirdi. Niye? Çünkü ben yazılımı 6 ayda mı geliştirmek isterim yoksa bir ayda mı geliştirmek isterim? Kuyka'yı kullanarak 6 ayda yapılacak işi biz bir ayda yaptık. Ama bu teknolojiyi kullanırlarsa 20 katına kadar bu yazılımı hızlandırma, bundan faydalanma fırsatı olacak. Yani şu anda bu iki tane Firmaya çok odaklıyım. Bunların yönetim kurulu başkanıyım. Bir de gelecekte bence e, biyoteknoloji, bu life science konusu çok önemli olacak. E, orada da başka bir girişimim daha var. Ama fazla dağılmadım. E, bu konulara odaklıyım Hande Hanım. Evet belki de geleceğin değil bugün e, bugünün setabını setup'ını yapmamız gereken önemli teknolojilerden bahsediyoruz. Önemli bir değişim dönüşümün haritasında aslında özünde bunlar var. Bunları daha e, yeniden bize evet hatırlattınız Süreyya Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada tüm katılımcılarımıza da hatırlatmakta fayda var. Birazdan soru cevap kısmı olacak. İsterseniz chat kısmından, isterseniz de interaktif olarak Süreyya Bey sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Son olarak şunu da sormak isterim Süreyya Bey Türkiye'deki teknolojik dönüşümü gerek beşeri sermaye insan gücü olarak gerekse ekosistem ortam olarak nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin geleceğine dair de sizin bu yorumunuzu alarak yavaş yavaş soru-cevap kısmına geçmek isterim. Esasında net yani bence söylediklerimden de ee, yani söylediklerimin sorunuza cevap yani geleceği iyi okumak ve e, ve bu değişimi yakalamak lazım. Değişimi yakalamak lazım. Yani ben açıkçası e, Türksel'deki yılların benim hayatımın en güzel en önemli yıllarıydı. Beni en çok mutlu eden yıllardı. Sebebi hemen tarihe baktığımda yani uzun e, birçok tarih okuduk ama uzun e, yani e, uzun lafın kısası Osmanlılar 1453'te dünyanın en büyük iki medeniyetinden bir tanesi. Yani Bir Çin var bir tarafta, bir tarafta da Osmanlılar var. Yani Akdeniz'i e, göle çevirmiş bir ülke. Yani e, Libya'yı, e, ondan sonra Fas'ı yönetiyor, e, e, Algeria'yı yönetiyor, Cezayir'i yönetiyor. Yani ne cep telefonu var, ne bir şey var, ne... E, bilgisayar var ama adamlar yönetiyor yani. Suudi Arabistan'da her tarafı yönetiyorlar. Muazzam bir medeniyet. Yani binlerce yıllık Roma İmparatorluğu'ndan İstanbul'u alıyorlar. Ama sonra matbaanın matbaayı atlıyorlar. Matbaayı yani padişahın etrafındaki adamlar kendi güçlerini kaybetmesin diye ya bu gelirse ayaklanma yaparlar falan filan hikayeleriyle matbaayı Tür Osmanlı 300 yıl geç alınca bence duraklama dönemine geliyor. Ve ne oluyor? O zaman bitmiş gözüyle bakılan e, Almanya'da, Avrupa'da yani bunlar artık yakalayamaz. Osmanlılar çok ileride. Osman, Avrupa buna artık bir şansı yok diye bakılan, geride kalan Avrupa ne yapıyor? Matbaayı basınca bir milyon kişiye matematik öğretiyor. Bir milyon kişiye kimya öğretiyor. Bir milyon kişiye sanat öğretiyor. Bir milyon kişiye sağlık e, tıp öğretiyor. O zaman ileriye gidiyorlar. E, Osmanlılar ise el yazısı el yası, kitaplarla 10 kişiye, 20 kişiye, bin kişiye bilgi öğretebiliyor. Yani bilgi çok önemli bir konu. Ben internetin aynı şekilde matbaaya benzer bir konu olduğunu düşündüm. O yüzden Türkiye'nin bunu yakalaması gerektiği düşündüm ve haklı çıktık. Yani biz bu yatırımları yap 2011'de yaptık, kurduk. 5 yıl sonra Davos'ta ...dördüncü Sanayi Devrimi ilan edildi. Bu değişim. Yani Türkiye e, ve bu değişim o süre içinde biliyorsunuz Türkiye Olimpiyatları e, Olimpiyatları İstanbul'a getirme konusunda ikinci oldu esasında açık fark birinciydik sonra gezi olayları oldu şunlar oldu bunlar oldu e, çeşitli e, sıkıntılar ortaya çıkınca ondan sonra e, ikinci olduk ama dünyada ikincilik de fena bir şey değil yani e, şimdi bence. E, Türkiye geleceği iyi okursa ve bence sağlam bir altyapımız var hem yollarda hem şeyde hem yollarda hem de telekomünikasyonda. Kim ne derse desin ben burada binelli yıldırımın muazzam bir e, e, işler becerdiğini de düşünüyorum. Sonunda bu yapı bunlar da Türkiye'ye kazanıldı. Yani hem yollar olsun, hem hava yolları olsun, hem telekomünikasyon sektöründe de kazanıldı. E, ve ve te teknokentler bana gerçekten ümit veriyorlar. Ee, yani biz e, e, bir de bence şunu yani bence en önemli vermek istediğim mesajlardan bir tanesini iyi ki sordunuz onu vermek istiyorum sevgili kardeşlerim yani Amerika'dan size sesleniyorum bu internet sayesinde artık dünya çok daha eşit yani bir Türk mühendisiyle bir Amerikalı mühendis arasında artık bir fark yok. Microsoft'ta çalışan, burada Seattle'da çalışan 300'den fazla Türk var. Bunların bir kısmı 1-2 yıl önce İstanbul'da çalışıyordu. Şimdi burada çalışıyor. Aynı çocuklar. İnternet sayesinde artık Urfa'da Oxford vardı da gitmedik, öyle bir şeyin arkasına saklanamayız. Artık o geçerli değil. O yüzden Türkiye'nin gerçekten artık en iyi mühendislere ben sahip olduğunu biliyorum. Ve zaten insanımız cin. Artık bu internet üzerinden bu bilgiye de sahip olduğu için bence world class şeyimiz var. Bu adamları kaçırmayalım. Bu adamları siz sanayiciler kullanın. işinizi ileriye götürsün. Ben buna çok inandığım için Hande Hanım'ın dediği gibi Türkiye'de üret, dünyaya sat. Bu yüzden ben yatırımlarımın ikisi de Türkiye'de teknokentlerde çalışan şirketler. İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da. Bazen çocuklar diyorlar ki ya biz İstanbul'un trafiğinden sıkıldık, biz Antalya'ya taşınıyoruz, oradan çalışacağız. Al kardeşim bilgisayarını git oradan bağla. Yeter ki çalış. Ve oradan çalışır kardeşler. Ve yani bence hiçbir zaman ümitsiz olmamak lazım. Bence yani bu muazzam bir fırsat. Amerikalıları da fazla ve hatta Fransızları fazla gözünüzde büyütmeyin. Yani Zaten son zamanlarda ortaya çıktı işte bu pandeminin yüzünden pandemi aşısını bulan iki tane Türk Almanya'da. Yani Amerika inliyor Pfizer Pfizer diye esasında Pfizer işin dağıtımını yapıyor. Aşıyı bulan iki tane Türk. Ondan sonra 5G geliyor. 5G'nin en önemli teknolojilerinden Polar Codes'u bulan bir profesör kardeşimiz Erdal Arıkan. Yani bizim de System Optima şirketinin danışmanlarından. Yani ben Türkiye'deki e, mesela Ekrem Duman'ın e, sistem optimada çok değerli bir profesör olduğunu ve optimizasyonu e, iş dünyasına en iyi uygulayan e, akademisyenlerden bir tanesi olduğunu gördüm. O yüzden o işe yatırım yaptım. O yüzden Türkiye'nin bence e, geleceği mutlaka çok güzel olacak. Yani ben de bugün Seattle'dayım da e, yani bu pandemik yüzünden biraz burada kaldık. İnşallah Nisan ayında e, Türkiye'deyim. Yani Türkiye. Bence Türkiye bence tabiat olarak dünyanın en güzel ülkesi. Türkiye'yi iş yapmak için dünyanın en kolay ülkesi haline getirirsek, yani iş adamlarını kucaklarsak, iş adamları çünkü iş yaratan insanlar. Ve bence ben özel sektör'e çok önem veriyorum. Özel sektör her zaman yani devletten daha hızlı hareket ettiği için, daha girişimci olduğu için yapısı icabı bence esas motor tabii ki özel sektör bu arada bütün bu değişim Hande Hanım yani biraz evvel anlattım bu yeni dünyanın değişimi yani yapay zekayı getiriyor ondan sonra e, iletişimi getiriyor sonra birçok bilgiyi get getiriyor e, bir sürü yeni konular yani yapay zekayı nasıl kontrol ederiz kişilerin bilgi gizliliğini nasıl konu nasıl yönetiriz? Yani esasında devletin de nasıl mesela bazı devletler bu pandemi daha doğrusu bazı devletler değil, Dünya'nın dünya devi yani Amerika başta olmak üzere Çin olmak üzere bu pandemiyi bence hiç kimse iddia edemez ki çok iyi yönettiklerini iddia edemez. Yani bu çok ileri teknoloji diye geçinen ülkelerde pandemiyi iyi yönetemediler. Teknolojiyi orada iyi kullanamadılar. Ve Sonunda bence yani uçağa binmeden e, bize ayakkabıları çıkarttırıyorlar, kemeri çıkarttırıyorlar, telefon bilgisayarı açtırıyorlar, tuşa bastırıyorlar ama hastaları uçağa alıyorlar. Bu ne biçim bir iş yani? Bunun mantığı var mı? Bence yok. Bence anında ben burada spor salonuna girerken adamlar benim ısımı ölçüyorlar. Ateşim varsa almıyor adam için. Spor salonuna girerken. Uçağı niye biz hastaları alıyoruz? Gibi konular. Yani ondan sonra hasta olan bir kişiyi takip et kardeşim de ki hasta sen sende virüs varsa gidip bunu etrafta başkalarına dolaştırma hakkın yok bence yani. bunu da saatle takip ediyor. Biz herkesin nerede olduğunu zaten biliyoruz. Yani teknoloji yani demek istediğim devletlerin de her devletin sadece Türkiye'nin değil önlerinde çok zor bir dönem var. Çünkü teknoloji o kadar hızlı değişince bilginin, datanın sadece 2-3 tane firmada toplanmasına da izin vermemek lazım. Yani bu bitcoinler, dijital körünsüler de 2-3 tane şirketin eline düşmesi bence kabul edilir şeyler değil. Devletlerin bunları çok iyi yönetmesi lazım. Yani devletlerin de yapacak çok zor konuları var diye düşünüyorum. Ve Ama bu şu bir gerçek. Şimdi ekonomistler şunu anlatıyor. Diyorlar ki dünyada zenginlerle Fakirler arasındaki fark açılıyor. Bunu duyuyorsunuz değil mi? Kimler zengin oluyor? İşte bu yeni dünyayı iyi okuyanlar zengin oluyor. Diğerleri de geride kalıyor, fakir oluyor. O yüzden bizim alt, bizim önümüzde iki tane e, yön var. E, başarılı mı olacağız yoksa başarısız olup geride mi kalacağız? Ve bence e, biz iş adamı olarak başarılı olmak için çalışmalıyız. ...iş yaratmak için çalışmalıyız. Bence iş iş sahibi olmak bence kutsal bir meslek. Kutsal, kutsal bir meslek çünkü insanlara siz ailelere iş yaratıyorsunuz. Yani bundan daha büyük bir mutluluk ne olabilir? O yüzden cesaret vermek istiyorum size. Artık Türkiye'nin hiçbir ülkenin insanına karşı bir dezavantajı yok. Bence birçok avantajı var. Yeter ki takım olalım... yeni teknolojileri kullanalım ve dünyaya açılalım yani global şirket olalım sadece Türkiye pazarına değil, pazarın yüzde %99'u dışarıda. Ama o pazarlara girmek için de gerçekten yazılımla işinizi optimize etmeniz lazım. Çok teşekkür ediyoruz Süreyya Bey. Çok ayrıntılı ama bizi de ufuk çizen güzel bir açıklama oldu. Bu anlamda Gerçekten dediğiniz gibi matbaanın e, geliştirilmesi büyük bir kırılım. Ardından sanayi devrimi ve internet ama bugün internette en değerli şey veri. Bugünün petrolü aslında veri. Veriyi de en iyi kullanan, analiz eden ve buna değer yaratan müşterisine, kendi şirketine geleceğin belki de yeni dünyanın kazananları olacak. Çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Bu noktada tüm e, katılımcılarımızla beraber soru cevap kısmına geçeceğiz. Ee, ...özellikle öncelikle kendinizi tanıtıp ardından Süreyya Bey'e yönlendirmek istediğiniz sorunuz varsa... E, ...yavaş yavaş alalım isterim webinarımızın bu kısmında değerli katılımcılarımız. Ya çekinmeden lütfen her türlü soruyu sorabilirsiniz. Böyle, sadece soru sormayın. Bu arada yorumda bulunmak isteyen kardeşlerimiz de yapabilir. Bence artık bir açık oturuma dönüştürebiliriz. Ee, bir de şunu da vurgulamak istiyorum. Yani hem... E Kuyuka'dan hem de Sistema Optima'dan da arkadaşları görüyorum burada. Stefano, Tito gibi, Ceylan gibi. Yani bazı teknik konularda benden daha iyi uzman arkadaşlar var. Onlar da yardımcı olabilirler. Teşekkür ediyoruz Süreyya Bey. Ee, Okan Bey'i görüyorum. Okan Konyalıoğlu'nu. Ee, buyurun Okan Bey. Merhabalar. Çok teşekkürler. Çok kaçıcı bir sohbet oldu. Sizinlere hakikaten bizim için bir değer. Ee, Okan Konyalıoğlu e, Müjdat Başkan'ın yardımcısıyım Deniz Sanayi Odası'nda. E, bizim güncelde bir problemimiz var. Buna bir yazılımsal ortamda e, teknolojik bir şekilde dokunulabilir mi acaba? E, epeydir kafa yorduğum bir konu. Siz de artık e, bu dijital dünyanın en uçlarına kendinizi konumladığınız ve bu merkezlerde fiziken de konumlandığınız e, belki bu işlere kafa yormuşsunuzdur veya sorular almışsınızdır. Türkiye'nin gerçeği, dünyanın gerçeği %90'ın üzerinde bir aile şirketi konsepti var. Ee, ve e, dünya ekonomisinin şu anda ciddi bir e, cirosunu aile şirketleri yapıyor. Ve bu aile şirketlerinde genelde iki kuşak, üç kuşak, dört kuşak aynı anda çalışıyor. İşte genelde Türkiye tarafında baktığımızda 1965 doğumların üzerinde olan baby boomerlar da şirketlerin başındalar çoğu yerde. X, Y ve artık Z kuşakları da geldi. Şimdi bu dört kuşağın iç içe çalıştırıp bir taraf tecrübe demi söylediğiniz ben şu makineyi dinlediğim zaman makinenin arızasını bilirim diyen bir grup var. Diğer taraftaysa e, elinde sürekli telefonu online olan dünyanın her noktasına o anda dokunmak isteyen e, tecrübeyi o anda paraya çevirmek isteyen e, bir taraf var ve bunların ara geçişleri de var. Bu ara geçişlerde bizler şu anda üretici olarak ciddi anlamda zorluklar yaşıyoruz diye bu bir tanesi. Bir diğer taraftan da inovasyon, değer üretelim. Yani emtia üretmeyelim, değer üretelim tarafında hep aynı fikirdeyiz ama sonuçta halihazırdaki yapılarımızın içerisinde yıllara sari olarak yetişmiş e, konumlanmış çalışanlarımız var. Bugün 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişi çalıştıran çok firmamız var. E, bu insanları bir kenara atıp da yepyeni taze dimalarla insanları bir modül yerleştirdiği gibi yerleştirme ihtimalimiz de yok. Yani e, biz şu anda öyle bir süreç yaşıyoruz ki bu özellikle üretim tarafında sonuçta sanayi odası, sanayi merkezde olduğu için bunlara söylüyorum. Bize sanki öyle bir aplikasyonlar öyle bir dokunuyor. ya burada bir problem var. Problemin olduğu yerde de fırsat gelir arkasında bunu çözdüğünüz zaman. Belki size bu sorunlar gelmiştir daha önce. E, yani e, ben akşam Oğlumla felsefe tartışıyorum dibine kadar. Niye mimarlık? Mimarlık neyin nesidir? Ben niye mimar oluyorum? Babamla konuşuyorum. Ee, oğlum şu bahçenin altındaki e, otları bugün temizlemedin mi? ayrı böyle bu arada 250 tane çalışanlara başka e, işte dünyanın 50 ayrı ülkesi ihracat yapmayı tartışıyorum. Şimdi bizi uyumlandırabilen, uyumlandırabilecek e, işletmelerimiz açısından konuşuyorum. Önümüzü açması anlamında konuşuyorum. Bu tarz sorunlar üzerine hiç kafa yordunuz mu? Valla şimdi o kadar çok konuya değindiniz ki hangisine başlayalım bilemedim. Aslında yani bir, merkezimde, merkezimde yani bir aile şirketlerinden dönüyorum. bahsettiniz. Aile şirketlerine deyince e, bir aile şirketini nasıl yönetmeli sorusu var. Bir de, e, onlar, bir de diğer konulara da e, sizce nereden başlayalım Okan Bey? Aile şirketi derken şunu kastettim. yani Türkiye'nin geneli ve bugün denizli sanayi odasının da merkezinin çekirdeğinde aile şirketleri var 97 dünyada aile şirketleri şu an konumlanmış durumda ve aile şirketlerinde sonuçta ne olursa olsun bir birinci kuşak ikinci kuşak olarak gidiyor genelde şimdi bu kuşakların uyumlanması hakikaten bir süreç mücadele bunları böyle uyumlayabilecek İş çalışmanız oldu mu? Öyle sorayım ben soruyorum. Ben ben bir gözlemimi mi paylaşacağım? Ee, yani şimdi şurada e, tekrar size şu şeyi paylaşmak istiyorum. Şu slaydı paylaşmak istiyorum sizinle. Yani bunu gösterdim. Ne dedim? Dedim ki e, işlerin başında e, memur değil, e, yönetici değil, girişimci, iş adamı, e, iş dünyası liderlerinin olması lazım dedim. Ana e, özet bu. Şimdi burada e, bazı insanlar, işte bence her biriniz burada, e, e, bu işi kurmuşsunuz, bir iş kurmuşsunuz. Bence bir geleceği iyi okumuşsunuz, demişsiniz ki diyelim ki e, mesela Müjdat Bey Bakır Sanayi'nde bir fırsat görmüş, sonra Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesini kurmuşlar. Geleceği iyi okumuşlar, uzun dönemli büyük düşünerek oyunu değiştirmişler. Müjdat Bey bunu yapmış. Şimdi kendisi bence bir business lider ve hatta siz de kendi işinizde bunu yaptınız. Ama bu aileden bundan sonra gelecek kişiler o iş konusunda burada gördüğünüz doğru yönü belirler, takımını harekete geçirir, davranışlarıyla örnek olur, sürekli öğrenen, yenilikçi, cesur, özgüvenli, mütevazi, çalışkan, dürüst olmayabilir mi? Burada bence konu devamlı değerlendirmek lazım. Şimdi bir bir defa şirketlerin yapısında bir hissedarlar var. Yani siz hissedar olabilirsiniz. Hiç hiçbir iş konusuna karışmazsınız. Dersiniz ki yönetim kurulu başkanı ve CEO'ya ben bu işi delege ediyorum. Takip edeceğim. Ve oraya doğru kişileri yerleştirirseniz, doğru iş liderlerini yerleştirirseniz o şirket başarılı olur. Şimdi şurada mesela ben mütevazi ve çalışkan diyorum. Yani şimdi bazen çok başarılı olunca insanlar havaya giriyor, mütevaziliklerini kaybediyor. Bu arada yani sadece ikinci nesiller değil, bu arada birçok yerde de bazı insanlar bir başarı hikayesi yaratıyorlar, sonra da işleri batıyor. Bu da oluyor. Yani bence kritik olan bir işin başında geleceği iyi okuyan, takımını harekete geçirebilen ve sürekli öğrenen yenilikçi, cesur, özgüvenli, mütevazi, çalışkan, dürüst iş liderlerinin olması lazım. Bu aileden de olabilir. Ailedekilerin esasında bir şansı var. Çünkü bazı ailelerde çocuk 6 yaşından itibaren babasının yanında işte çalışıyor. Ya yani çocuk 6 yaşından itibaren öğreniyor. Dışarıdan sonradan gelen adam diyelim ki 30 yaşında geldiğinde ona karşı 24 yıl daha fazla bilgi sahibi. Ya bu ailedekilere esasında bir avantajlı başlıyor ailenin üyeleri. Ama çocuklar bazen diyorlar ki ya ben ailenin bu işini sevmiyorum. Ben müzik yapmak istiyorum. Ben e, filozofi yapmak istiyorum. Ben spor yapmak istiyorum. Ben gezmek istiyorum. E şimdi hem gez hem de iş olmayabilir yani. Çünkü söyleyeyim bu çalışkanlık çok önemli bir konuda. Konuşmamızın başında sohbet ederken söyledim ben Türkiye'nin Türk senin CEO'su olduğum ilk yıl. Benim kendi tahminim ben Türkiye'deki 80 milyon içinde en fazla çalışan insan bendim. Çünkü şu günde 16 saat haftada 7 gün çalışıyordum. Ailem Amerika'da kalmıştı. Ben kendi başıma cumartesi pazar her gün yeni bir işe geldim, büyük bir sorumluluk aldım. Allah mahcup etmesin demekle kalmayıp mahcup olmamak için, başarılı olmak için gece gündüz çalıştım. Yani kim kim ne olursanız olun çalışmadan olmuyor. O yüzden bence e, konu e, aile üyeleri e, bu business lideri tanımına uyuyor mu, uymuyor mu? Uymuyorsa e, işin sahibinin oğlu olsa bile bence o şirkette yeri yok. O arkadaş gitsin hisseder olsun. Hem kendisi için en doğru hareketi yapmış olur. Çünkü öteki türlü şirketi batıracak, para da batacak. Hem kendi parası batacak hem de e, diğer ortakların da parası batacak. Yani bence şirketlerin başına kimin geldiği ve sonra o kişiyi de doğru hedeflerle yönetmek bunlar çok zor işler. Ee, yani hiç öyle e, e, aileden birisi olmanın sizi bu işleri e, iyi yapmak için kualifiye etmiyor yani. O yüzden dikkatli olmak lazım. Biraz böyle fazla açık olmuş olabilir ama işin gerçeği bu diye düşünüyorum. O yüzden de yani bunu iyi yapamayan birçok aile şirketleri birkaç nesil sonra siliniyorlar. Yani iş dünyası acımasız. E, muazzam bir rekabet var. Global rekabet var. O yüzden o rekabette koşacak atlara gerek var. Siz KUİK olarak buna bir aplikasyon geliştirirseniz bize de hap olarak almak kalır. Ben izninizle aslında tam burada almak sıra bekliyordum. Ben Şu, müşterimizin e, projesinde bizzat yer alıyorum. Buna benzer bir problemi aslında biz e, 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 çözmek için bir yöntem geliştirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Bizim geliştirdiğimiz bir yöntem, yani içinde bulunduğumuz e, geliştirdiğimiz yöntemin olarak anlatan. E, bu aile şirketleri için geçerli bir şey değil sadece aslında Okan Bey. Sonuçta e, bir işi baştan kurup belli bir tecrübeyi biriktiren bir kişinin için ölçeklenebilirliği açısından o birikimi aslında kendisini takip eden kişilere devredebilmesi gerekiyor. Bunu mesela makine üreticisi bir firmamızda teknik servis personellerinin yetiştirilmesiyle ilgili olan süreçte yaşadık. Örneğin veriyorum. Bu, bu tecrübe yani bir teknik servis personelinin yetiştirilmesi en az 5-6 sene sürüyor. Ve bunu hem teknik bilgiyi hem de yabancı dil kombinasyonunda yurt dışına açılmak istediğinizde bu bilgi kümesi çok daha dar ve zor bulunan bir hal alıyor birçok hani yerel firmamızdaki problemlerden biri bu. O yüzden oradaki tecrübeyi bir sisteme dayamak, ...bilmek bilgiyi, kurumsal hafızayı iş akışlarına ve bir sisteme indirgemek ve dolayısıyla kağıt yani yazılı olan, dijital olan bu bilgiyi sonrasında tercüme ettirerekten de ölçeklenebilir. Daha far kendisine yani işin başındaki kişiyi takip eden kişilere indirgemekle ilgili projeler var aslında. Sistem kavramı zaten tek başına bunu ifade ediyor bence. Sistemi oturtabilmek, ilçe kışlarını e, yazılı çizili hale indirgemek ve bunu yazılımla aslında desteklemek, tecrübenin kişiden uzaklaşarak, şahıstan uzaklaşarak kişiden bağımsız hale indirgenebilmesini sağlıyor. Dolayısıyla zaten yazılımı yapmak, sistemi yapmak başlıca bence sorunuzdan cevabı gibime geliyor. Evet. Fakat, tarafı... yani burada burada şimdi şunu da unutmamak lazım şimdi bence yazılım mutlaka iş için en gerekli konu yani dediğim gibi bu anlattığımız konuları yazılımsız yapmak mümkün değil yazılımı da hızla geliştirmek çok kritik bir konu çünkü uzayınca yazılımların başarılı olma şansı azalıyor yani ihtiyaçlar değişiyor zaman değişiyor kişiler değişiyor o yüzden de birçok yazılım projesi projesi uzayınca başarısız oluyor. Yani yazılımı hızlı yapmak bence e, önümüzdeki yeni dünyada çok önemli bir kriter. Fakat işimiz teknoloji diyoruz ama gerçek işimiz insan. Yani bu arada e, biz e, şimdi e, her şeyi bir yazılıma yazdık. Siz e, adamlar çalışmayacak. Yazılım işi yönetecek. Öyle bir dünyada yok yani. Sonunda iş dünyasının liderinin liderliğine ihtiyaç var. E, Şimdi mesela ben bu şeyi, şu tabloyu, şunu paylaşmak istiyorum. Bunu Bundan iki sene önce Türkiye'de, affedersin bir sene önce, Türkiye'nin savunma sanayinin en büyük firmasının yöneticileri beni davet ettiler. Dediler ki Süreyya Bey bizim işimiz değişiyor, bize işte anlatır mısınız? Ben de bu slide'ı orada kullandım. Ondan sonra şirketin... CEO'su bana dedi ki ya Süreyya Bey siz de dedi buraya dedi her şeyi yazmışsınız. Yani adam hem geleceği iyi okuyacak hem takımını iyi yönetecek. Hem işte sürekli öğrenen olacak, yenilikçi olacak, özgüvenli olacak, mütevazi olacak. Dedi böyle dedi bu kadar kabiliyeti dedi bir yerde dedi nasıl bulalım dedi. Yani bence adamın dediği çok doğru. Bu kabiliyeti bulmak kolay değil. o yüzden bu kabiliyet Aileden de çıkabilir, çıkmayabilir de. Ama dışarıdan varsa o kabiliyetleri bulmak lazım. Yani mesela ben bugün Turkcell'in CEO'su olan arkadaşı bir toplantıda, başka bir şirkette çalışırken bir mühendis, genç bir mühendis olarak gördüm. Ve o çocukta bu kabiliyeti gördüm, bu potansiyeli gördüm. İnsan kaynaklarına dedim ki, ya şu Murat denilen arkadaş dikkat ettiniz mi? O toplantıdaki o çocuk Yaman bir çocuğa benziyor şu arkadaşın CV'sini bulun bizim şirkete buraya alalım dedim. Aldım ve Süper Online'ın başına getirdim. Süper Online satışları 1 milyon lira değildi yani. Ufacık bir şeydi. Sonra şimdi satışları 6-7 milyar liranın üstündedir diye tahmin ediyorum. O, o oraya geldi. O çocuk da Türksel'in CEO'su oldu. Yani demek istediğim aile içinden ve aile dışından doğru yetenekleri bulup işin başına getirmek lazım. Bu arada onları da iyi yönetecek, onları iyi kontrol edecek, o CEO'ya hem destek olacak hem de denetleyecek sağlam bir yönetim kuruluna da ihtiyaç var. Şimdi esasında yazılım geliştirerek yani bu işleri yönetmenin bir kısmını bence bunlar yazılımla çözülebilir, orada kuyka yardımcı olabilir. Yani diyelim ki mesela ben iken benim bir şey vardı, calendar yani bir sü bir sürecim vardı. Ee, senenin değişik günlerinde değişik işler yapıyorduk. Aylık çeşitli toplantılarda doğru bilgilere bakıyorduk. Yani bunların bir kısmı otomatikleştirilebilir, daha doğrusu bilgiye ulaşmak kolaylaştırılabilir oralarda yazılım kullanılabilir. Ama doğru yetenekleri de işin başına getirmek lazım. Ee, yani şu anda be e biz aile şirketinin başına süreya kuyka bir yazılım yazsın. O kendisi idare etsin. O biraz <laughs> e, biraz e, oraya daha çok vakit var gibi geliyor. Çok ya çok, şey... çok hızlı gelişiyor hocam. Evet. 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 Ee, bu arada e, Okan Bey çok güzel bir noktaya da değindi. Hem aile şirketleri hem de yeni artık XYZ kuşağı. Aynı zamanda e, bütün şirketlerin de müşteri kısmı artık ileri müşteriler bu XYZ kuşakları olacak. Dolayısıyla belki ilerleyen dönemlerde e, Müjdat Başkanım da sığınarak belki genç kuşakları da XYZ Y, Z kuşaklarını da siz bahsettiniz oğlumla konuşuyoruz. Onların da böyle bir webinarda olması, faydalanması belki onları da bizim dinlememiz e, daha belki farklı noktalarda e, birleştirmeyi sağlayacaktır. Daha çok entegrasyonun olması açısından da faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü ben de çok yayınlarımda e, özellikle o konuları işliyoruz. X, kuşağı geliyor yönetim kısmına. Ancak yeni dünyanın müşterileri de onlar. Dolayısıyla onların da böyle organizasyonlar değer almasını ben açıkçası çok değerli buluyorum deyip sorunuz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum Okan Bey. Bir şey daha ekleyeceğim. Ben de katılıyorum Hande Hanım'ın dediğine. Yani mesela ben de... E... Hakikaten gençlerden çok şey öğreniyorum. Yani o yüzden Kuyuka'da, Sistem Optima'da birçok genç kardeşimiz çalışıyor. Onlardan çok şey öğreniyorum. Yani oğlum da bu gençlerden bir tanesi. Ondan da çok şey öğreniyorum. Yani gençlerin de bu geleceği okuma konusunda tabii ki bir avantajları var. Yani gençlerin de mutlaka takımın içinde önemli bir yeri var. Aileden olsun veyahut da olmasın. Bizim gelecek olarak gördüklerimizi onlar zaten canlı olarak yaşıyorlar hocam. Biz onu, biz gelecek Artık diyoruz ama olur. onlar şimdi o cari hayat. Doğru, haklısınız. Evet, teşekkür ediyoruz. Özür dilerim. Lütfen buyurun. İlyas Yılmaz Yıldız ben, Pamukkale Teknokent'in genel müdürüyüm. Merhaba. Daha abi. önce Acettepe Teknokent'in kurucusuyum. 13 yıl orada genel müdür ve başkanlığı yaptım. Bu 4691 sayılı yasanın çıkması sırasında da Milletvekiliydim. Katkılarımız oldu. İşte İvedik Oserber'deki bir teknokent kuruluşunda desteklerimiz oldu. Bunları niye söylüyorum? Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Çünkü teknokentler bence ümit veriyor diye Türkiye'deki algın aksine güzel sözler söylediniz ki firmalarınızda da teknokentlerde. Burada çok sayıda sanayicimiz var. E, teknokentler ee, sizin çalışmalarınıza, firmalarınıza nasıl bir katkı yaptığını düşünüyorsunuz? Hani diğer sanayicilerimize de bilgi olsun diye. Yani neden tercih ediyorsunuz? Bir de e, sizin bu KUİKA veya e, denizde Sanayi çok güçlü. E, kuika veya Sistem Optima'nın e, bir bölümünü, bir şubesini teknokentimize açmak ve sizi burada ağırlamak isteriz. Harika. Olabilir. Çok memnun oluruz. Ben teknokentler hakikaten cıvıl cıvıl yani. Yani kuluçka makinesi gibi. Yani muazzam pozitif enerjisi var. Bir de yani zaten ekonomik teoride de bence ispatlanmış. Yani cluster yani yani küme küme oluşturmak. Çünkü bazen bir çözümün birçok parçası katmanı olabiliyor. Yani Bazıları hizmete odaklanıyor, bazıları platforma odaklanıyor, bazıları yazılıma, aplikasyona odaklanabiliyor. Yani bir çözümün de birçok hardware oluyor, software oluyor, database oluyor, birçok katmanı olabiliyor. Yani firmalar beraber çalışırlarsa, yakın mesafede işbirliği yaparlarsa toplam çözümü oluşturabiliyorlar. Yani her konuda da dünyanın uzmanı <laughs> olmak mümkün değil. Yani bir yerde artık expert ekspertiz zamanı, genel e, müdür olma zamanı değil bence e, şey zamanı, e, odak uzmanlaşma zamanı. O yüzden kendi konusunda uzman firmalar beraber çalışarak e, daha daha rekabetçi, daha güçlü çözümler oluşturabiliyorlar. Teknokent buna da imkan kılıyor. Fakat e, yani bence teknokentlerin de e, hızla geliştirilmesi lazım. Bence teknokent ortamının Türkiye'ye yayılması lazım. Biz mesela bir şirketimizde TeknoKent'te İstanbul'da buna yer bulmak için şirket büyüyor, bize yer vermek için bizi bir sene beklettiler ya. Yani. Buyurun buraya gelin. Yani ondan sonra vallahi gelelim, aynen. Ondan sonra ya şimdi pandemi pandemik var, İnsanlar evden çalışıyor diyorlar ki gelmezsen işte şey olmayacak. Teknokent'in avantajlarından yararlanamayacaksın. Şöyle söyleyeyim. E, Denizli çok enteresan bir yer. E, te, mesela Teknokent Yönetim Kurulu'nda Müjdat Bey var. Deniz Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, İhracatçılar Birliği Başkanı. Yani yönetim e, çok böyle üniversite sanayi işbirliğini, ortamı sağlayacak bir yapıda. Ve şunu söylemek isterim. Yüzde yüz dolu. Boş yeri olduğundan değil. Ama sizin Getireceğiniz katma değer çok önemli olduğu için ve inanıyorum ki burada bulunmanız hem buradaki firmaların yurt dışına açılırken oralarda faydalanabiliriz. %55'i yazılım sektöründe yani aradığınız elemanları rahat bulursunuz. Örneğin Türkiye şimdi uzay ajansı kuruldu, uydu fırlatacak. Mesela burada üç yıldır Teknofest'te birinci olan firma Tübsat'ta anlaşma yaptı, 9-10 tane roketini daha yeni mezun, yani bu yıl mezun oldu. Onlar yapacak. Yani şimdi Denizli inanılmaz bir e, sanayi ve ileri teknolojiye yönelik e, çalışmalar var. Mesela 6 milyon avroluk işte teknik tekstille ilgili büyük bir proje yapıyorlar. E, bizler burada bir nanoteknoloji merkezi kurmak, yapay zeka e, efendim gerçek oyun, animasyon merkezi kurmak için çalışmalara başladık. Ee, ve örneğin bir hocamız e, nanoteknoloji alanında TÜBA'nın en seçkin bilim adamı ödülünü aldı. Yani böyle denizli evet. dışarıda görüldüğünden çok mütevazı. Yani sizin anlattıklarınızdan mütevaziliği var. Evet. Ama bence fazla mütevazi. Kendini biraz daha iyi anlatması lazım. Belki bu konuda sizden destek alabiliriz diye ümit ediyorum. En azından e yani gelip teknokentteki kardeşlerimizle e, meslektaşlarımızla tanışırız, işbirliği yaparız. Çok yapmak için çok yardım. çok büyük moral olur. Mut ee, size Söz veriyorum onu yapalım. Tamam. Şu pandemi yani, biraz rahatlasın, biraz bize toplantı yapalım. Ne zaman yapmak... organize olmak istersiniz? Biz yani isterseniz bu, bu benzer bir ortamda da yapabiliriz e, dijital olarak ama fiziksel olarak da Denizli'yi ziyaret etmekten memnunluk Ha, Bu evet. arada şunu söyleyeyim e, Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birine sahip denizli ormanın dibinde yan tarafta 3-400 dönüm e, yürüyebildiğiniz, koşabildiğiniz piknik yapabildiğiniz orman var. Yani ben şimdi camdan baktığımda ormana bakıyorum. Böyle de güzel bir yer. Keyifli bir yer yani. Evet Handan söz ben alabilir miyim? Buyurun, Buyurun. başkanım. Teşekkür ederim. Ee... Efendim, e, 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 şimdi İlyas Bey e, söyledi ben tabii e, yani başından beri e, içindeyim Teknokent'in. E, e, bizim için yani e, varlığı tartışılmaz bir e, kurum. Dolayısıyla e, demin söylediğinizi ba yani başka türlü söyleyeceğim. O arkadaşlar gelsin. Yani Türkiye'nin en güzel yerlerini siz de çok iyi biliyorsunuz. 200 kilometrede yelken de yapar, denize de girer. Dolayısıyla denizlimizde yani yaptığı işin arkasında da sosyal etkinlikleri tenisinden yüzmesi hepsi var. Onu e, gelmenizi mutlaka istiyorum özellikle. Benim söylemek istediğim şu Süreyya abi. Şimdi ben Seattle'a geldiğimde o zamanlar popülerdi. Endüstri 4.0 Endüstri 4.0'dı. Şimdi siz optimizasyonu anlattınız. Yüksek matematikle. Ee, dolayısıyla ben şimdi ikisinin arasında bir şeyi bağdaştırmak veyahut da bir şeyi ayrıştırmak istiyorum. Yani bu konuda fazla bir şey söylemeyeyim. Endüstri 4.0 artık Bitti. Optimizasyon daha mı yoğun oldu? Bunlarla ilgili bir şeyler kısa da olsa söylerseniz mutlu olurum. Dördü, yani şu size gösterdiğim o tablo, yani yeni dünyanın dijital tablosu, yani artık her yerden veriler toparlanınca, yani bu sensörler yüzünden, cep telefonları yüzünden, insanlar ve insanlar, araçlar hatta hayvanlar Hatta binalar yani her konuda ısı olsun ıı, ıı, iklim olsun hareketli diyor olsun ıı, yani vücut sağlığı olsun birçok konuda bilgi data akıyor O yüzden o datayı analiz ederek artık data analitikle data analiziyle buna ıı, ve oradaki ıı, içerideki matematikle patternları, yani geçmişte geçmişteki davranışları iyi inceleyip geleceği tahmin etme konusu. Yani ve ve çeşitli yani çok karışık bir ortamda acaba hangi rota en karlı, en az zamanda karı maksimize edecek rota olur? Yani bir fonksiyon bu karlılık olabilir, bu satış olabilir, bu müşteri memnuniyeti olabilir. O fonksiyonun bir sürü variable'ı var. Birçok etkeni var. Onu o fonksiyonu etkileyen, o variable'ların hangi değerlerini optimum sonucu oluşturuyor? Yani e, anlatabildim mi? Burada e, demek istediğim bu bunlar ayrı ayrı şeyler değil. Yani dördüncü sanayi devriminin ortaya çıkarttığı teknoloji altyapısı artık işimizi daha verimli, operasyonel mükemmellikle, optimizasyonu kullanarak yönetme imkanı sağlıyor. Bunlar iç içe. Yani dördüncü sanayi devriminin biraz evvel gösterdiğim altyapısı bizim işi daha akıllı sistemlerle daha verimli, daha müşteriye odaklı, müşteriye daha çok fayda ve fark üreterek yönetmeyi imkan kılıyor. Yani eğer bu dördüncü sanayi devriminin belirttiği bu altyapı olmasa, işte bu iletişim her yerden iletişim olmasa, küçük bilgisayarlar, sensörler her yerde olmasa, büyük cloud olmasa, orada yapay zeka, machine learning gibi teknolojiler olmasa, o zaman e, o zaman bu mükemmelliği yakalamakta, verimliliği yakalamakta zorlanır, zorlanırdık. Yani bu altyapı bize optimizasyon matematiği ile birlikte e, iş dünyasında başarıyı getirecek. İç içe beraber ikisi de olması lazım. Buna ayrı ayrı konular değil. Benim e, düşüncem bu. Teşekkür ediyoruz Süreyya Bey. Ee, başka sorusu olan e, katılımcımız var mıydı? Bu arada Süreyya Bey'in arkasında da gün ağırdı İlk başta e, webinarımızın yaklaşık iki saat oldu. Öncesinde karanlıktı ama gün ağırdı Arkada sizin de dediğiniz üzere yeşillikleri de biz görebiliyoruz. Güneş aydınlatıyor. Ee, sorusu olan var mı? Yoksa yavaş yavaş webinarımızı... E, <laughs> Var. Buyurun. E, mer merhabalar. Süreya Süreyya Çalışkan ben. E, çok teşekkür ederim e, aydınlatmalarınız, bilgileriniz için Süreyya Bey. Ben e, bir şey öğrenmek istiyorum. Özellikle son iki aydır e, Bill Gates'in Amerika'da çok ciddi e, tarım arazisi e, topladığıyla alakalı e, haberleri takip ediyoruz. Ee, acaba Bill Gates yazılımdan kazandığını tarıma mı yatırıyor? Yani bizim e, ülkemizde tam tersi e, köylerden şehre bir göç var. Tarım arazileri kullanılmıyor, terk ediliyor. E, yani sürdürülebilirliğin e, tarımda da çok büyük önemi var biliyorsunuz. E, i̇şte bir sene e, çok e, para eden patates tarım, geçen sene işte patates soğan bu sene neredeyse çöpe dökülüyor. Yani bu konuda da bir acayip bir e, plansızlık var. E, acaba biz burada bir şeyleri mi ıskalıyoruz? Yani Bilge etsin bildiği bir şeyler mi var? Bu konuda e, sizin fikrinizi almak istiyorum Süreyya Bey. E, Seattle'dayım. Bilge Gates de burada. E, ve Bilge Gates'le de, de zaten aynı firmada da çalıştık. E, sonra da çeşitli CEO forumlarda da görüştük. O yüzden kendisini iyi tanıyorum. E, Evet, bu e, dedikleriniz doğru. E, Bilgesin birçok yatırımı var ve yani bu arada e, bilgis yatırımı seven birisi. O yüzden e, birçok yeni konuya nükleer reaktörlere de yatırım yapıyor. E, ondan sonra e, güneş enerjisiyle çalışan tuvaletlere de yatırım yapıyor. E, ondan sonra e, tabii ki birçok e, bahsettiğimiz bu sensörler olsun, yapay zeka olsun o şirketlere de yatırım yapıyor ve tarıma da ciddi bir arazi alarak tarıma da yatırım yapmaya niyetli olduğunu ben de okudum. Şimdi benim benim bir oğlum var. Oğlum da bilgisayar mühendisi oldu. Ondan sonra bu yapay zeka konularını falan da okudu, çalıştı, geldi. Ondan sonra başka bir şirketlerde e, Seattle'daki başka bir firmada iki sene çalıştı. Şimdi benim e, bizim bu Kuyka ve sistem Optima ve o biyoteknoloji firmasına destek oluyor. E, geçenlerde geldi dedi ki baba dedi ben de yeni bir işle niyetlendim. Arkadaşlarla yeni bir iş kurmaya çalışıyoruz. Ne, ne yapacaksınız? Dedi bizim en büyük derdimiz biz e, organik taze e, meyve sebzeyi bulmakta zorlanıyoruz. Biz teknoloji kullanarak yani tarımdan, e, e, tarladan yetişen organik ürünleri tüketiciye nasıl en hızlı ulaştırırız bunun üstünde çalışacağız. Yani ben şaşırdım açıkçası bu kadar işim var arkadaşlar. bu nereden çıktı diye de. Yani e, bence Gates'in kafasında da buna benzer olay var. E, yani bu yeni nesil e, e, biraz evvel bahsetti Okan Bey bahsetti, Handan'ın bahsetti yeni neslin de hayata bakış açısı değişik. Onlarda sağlıklı yaşam çok önemli bir konu. Ee, sağlıklı yaşamda yani organik olması çok kritik bir konu. Yani Bill Gates de bence onu düşünüyor. Nasıl daha verimli nasıl daha verimli tarım yapılabilir? Yani bilmiyorum doğru mu ama geçenlerde bir arkadaşım dedi ki, dünyada en çok tarım ürünü ihraç eden, dünyada ikinci olan ülke dedi Hollanda. Doğru. Yani bu doğruysa bu tamamen ilimin, bilimin nasıl fark yarattığının en güzel örneklerinden bir tanesi. Yani Hollanda'nın öyle hiç ne büyük bir arazisi var, ne ahım şahım bir arazisi var, ne güne fazla güneş gören bir yer. Eminim ki Hollanda'dan çok daha verimli araziler var dünyada. Ama Hollandalılar bu konuda ilim, bilimle dünyada ikinci olmuşlar. Yani bu da şunu gösteriyor. Tarımda da büyük bir potansiyel var ve insanların Artık pandemikle de sağlıklı yaşam bence herkesin ajandasında en önemli konulardan bir tanesi oluyor. Bill Gates de orada bu optimizasyonla, bu yapay zekayla anlattığım gibi tarımda tarımda otomasyonla verimliliği arttırarak nasıl taze ürünleri, organik ürünleri tüketiciye hızla ulaştırır. Bu konuda birçok aracı var biliyorsunuz. Yani yani tarlada tarladan on kuruşa alınan mal bazen müşteriye 2 liraya satılabiliyor. Yani burada e, tarım yapan çiftçi de e, küçük, çok küçük bir pay aldığı için bu sefer tarımdan para kazanmayınca tarımı bırakıp şehre gidiyor adam. Yani e, bence e, tarım konusu mutlaka e, önem verilmesi gereken bir konu Bilgeç'te yapmış olabilir. Bence Türkiye'de de bunu uygulamak lazım. Yani teknolojiyi kullanarak verimli tarımla e, organik ürünleri son tüketiciye ulaştırmak. Bu arada e, Bekir Pakdemirli de e, Tarım Bakanı. O da Türksel'in yönetim kurulunda e, çalışmış bir kardeşimiz. Yani o da bu konulara çok sıcak bakar diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Süreyya Bey. Zaten tüm dünya genelinde Türkiye'de başta olmak üzere artan nüfus ve o artan nüfusu besleyecek derecede e, toprak arazilerimiz daralıyor. E, ve aynı zamanda e, yeterli derece gıdaya ulaşım olmadığı için biz her ay enflasyon rakamı açıklıyoruz. E, enflasyonda da hep gıda fiyatları ön plana çıkıyor. Dolayısıyla tarım Türkiye için de her zaman çok değerli Üretim noktasında Türkiye'de e, maalesef köyden kente özellikle göçte fazla olduğu için e, tarımla ilgilenen nüfus sayımız azalıyor. Dolayısıyla burada da tarım fiyatlarının yüksek bir ön plana çıkıyor. Çok kat değerler var. Sizin de dediğiniz üzere tarladan toprağa Türkiye'de aracılar var, hal var. E, perakende noktasının karı var. Dolayısıyla tarlada 10 kuruşluk bir ürün tabiri e, caizse rafta 5-10 liraya satılabiliyor. Bu en önemli konulardan biri olacak. Evet bir sorun olduğu zaman orada da her zaman bir fırsat çözüm için fırsatta yer alıyordu. E, farklı sorusu olan e, bir katılımcımız Oktay var. Doktor Oksay'ın bir özür Evet. E, e, öncelikle Müjdat Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. tabii Süreyya Bey de teşekkür ediyorum. Bu benim için ikinci bir toplantı oldu. Biz aynı zamanda kocaeli merkezli bir şirketiz. Oradaki sunumunuzu da keyifle izlemiştim. Bunu da e, hiçbir anını kaçırmamak üzere çok dikkatli izledim. E, çok çok teşekkür ederim. E, benim iki aşamalı sorum olacak. E, birincisi e, belki kişisel bir soru. Siz zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz? Bir günlük yaşamınızı, işte erken kalktığınızı ben fark ediyorum. Mesela işte bir günlük iş planlamanızı neye göre yapıyorsunuz? Bu çok önemli benim için. İkincisi de e, şimdi e, hissedarı olduğunuz şirketler e, sadece Türkiye merkezli mi iş yapıyorlar? Yoksa işte dediniz ya yüzde doksan dokuzu ticaretin Türkiye'nin dışında. E, mesela zamanı yönetirken oralara da bugünden bir yatırım yapıyor musunuz? Mesela işte uzak doğuya, Hindistan'a. İşte Amerika'ya ve Avrupa'ya bir takım yatırımlar yapıyor musunuz? Yapıyorsanız buradaki yol haritanız, hikayeniz nasıl olacak? Biraz belki uzun bir soru sordum ama bu bizim için çok önemli çünkü biz de artık uluslararası boyuta açılıp yapıp geleceğin dünyasında en azından bir yer sahibi olmak istiyoruz. Çünkü çağlar eskiden yüzyıllarca seneler değişiyordu. Şimdi artık 5-10 sene belki de daha kısa zamanlarda değişecek var olma savaşı vermek istediğimiz için bu kadar yoğun özellikle sizin gibi insanlara e, odaklanmış durumdayız. Çok çok teşekkür ederim. E, sağ olun, var olun. Burada iki soru vardı dediğiniz gibi. Birincisi ben zamanımı nasıl yönetiyorum? Şimdi bence odaklanmak gerekiyor yani. Yani şimdi mesela ben hem Microsoft'taki görevlerimde hem de Turkcell'deki görevimde ee, inanılmaz odakla çok çalışarak e, müşterilerin hissiyatını teknoloji nereye gidiyor o işin yani geleceği iyi okumak için e, çok çalışmak gerekiyor e, çok kişiden bilgi almak gerekiyor o yüzden çok çalıştım ama e, hayatımızda tabii e, yani biz de bir insanız herkesin de e, bir ailesi var e, çocukları var çocukları var e, yani mesela ben Türksel'den sonra açıkçası e, Seattle'a dönmemin sebebi zaten Microsoft yüzünden bir Seattle'a gelmiştik. O yüzden burada evimiz vardı. Ve e, ben e, Türksel'de çalışırken uzun süre e, eşimden ve çocuklardan ayrı kalmıştım. E, o yüzden e, e, Seattle'a geriye döndüm. E, yani aileyle daha yakın olmak için bir yerde askerlik görevimi, vatanıma borcumu Türksel'de ödediğimi düşünüyordum. Evet. Ve iyi ki de yapmışım çünkü sonra eşim ciddi bir rahatsızlığa yakalandı ve dört senelik mücadeleden sonra da kaybettik kasım ayında yani geçmiş bir 3-4 ay önce. Ondan sonra çocuklarımdan çocuklarımın da tabii geleceği çok önemli onlara da destek olmak gerekiyor. O yüzden yani Seattle'da olmamın ana sebebi esasında ailevi sebeplerdi. Fakat bundan sonraki dönemde yani tabii ki insanların hayatında sevdikleri devamlı çok önemli bir yer tutuyor. Onları da düşünmesi lazım. Onlara da vakit ayırması lazım. Dengenin önemli olduğunu düşünüyorum ama bazen tutkuyla sevdiğimiz konulara, projelere odaklanıyoruz. O zaman da onlar üstüne çalışıyoruz. Yani ben artık hayatımın bu döneminde sağlıklı yaşama önem veriyorum. O yüzden yani ben, yani hem sağlıklı yemek ama aktif hayat çok önemli. O yüzden yine bu saati kullanarak günde 800 aktif kalori harcamaya, bu yürüyüş olabilir, ee, dağlara taşlarda hiking olabilir, bisiklet olabilir, yüzme olabilir, ee, ona benzer sporlar olabilir. Ee, ama mutlaka... Tekvando yapmaya da davet ediyorum Süreyya Bey. Ben Tekvando Federasyonu'nun başkan vekiliyim. Avrupa Federasyonu'nda da yöneticiyim inşallah. Sizi federasyonda da misafir etmekten zevk alırız Türkiye'ye geldiğinizde. Ya te tebrik ediyorum. Siz de belki sağlığınızı ona öyle güzel sporlara borçlusunuz. Tekvando'da da Türkiye'nin çok international başarısı var. Tebrik ediyorum federasyonu. İkinci soru da bu şirketlerimizi biz mutlaka dünya şirketi olarak kurduk. Bu şirketlerin merkezi birisinin San Francisco, bir tanesinin de Seattle. Bunun sebebi de ne de olsa pazarlamada imajın önemli bir yeri var. Her ne kadar biz Türkiye'de üretsek de e, her yere mal satmak zorundayız. Ve e, o yüzden de e, şirketleri dünya şirketi yapmak arzusundayız. E, Ceylan ve Stefano da e, buna katılırlar. Ama artık bilhassa yazılım konusunda, e, yazılım yani fiziksel bir şeyi yollamadığımız için bunu dijital olarak e, yapmak çok mümkün. O yüzden internet üzerinden, Yeni satış modelleriyle satmayı planlıyoruz. Fakat mutlaka hedef Türkiye'de üret, dünyaya sat. Yani bu bizim sadece Türkiye pazarı ile kısıtlanmamız mevzu bahis değil. Yani pazarın esas gerçek pazarı Türkiye dışındaki pazar. Ve yaptığımız konularda da dünyada çok büyük bir ihtiyaç var. Onu da görüyoruz. O yüzden hedef dünya pazarları. O yüzden dışarıya yatırım yapmak zorundayız. Ve ürünlerimizi dışarıda en iyi şekilde pazarlamak zorundayız. Bu arada yani bence sanayicilerin de bir araya gelerek... ...hem top olsun hem de kendi aralarında kümeleşme ile... ...dış pazarlardaki müşterilere odaklanmaları için yatırım yapmaları lazım. Yani iyi ürün üretmek çok önemli bir konu. Yani biz bütün bu şirketlerimizde ben hep şunu vurguluyorum. Bir kendi konumuzdaki en iyi ürünü devamlı hızlı inovasyonla iyileştirmeliyiz. Stefano Bilassa burada diğer arkadaşlar bende bu konuda devamlı bir baskı hissediyorlar üstlerinde. Bence CEO'nun görevi de bir yerde çalışanlarda bu baskıyı yaratmak yani daha doğrusu bu tempoyu yaratmak. Ama ürünü yapmak kadar satmak da zor bir konu dünyaya pazarlamak ve sonra oradaki müşterileri memnun etmek de çok önemli. O yüzden mesela bizde biz satış demiyoruz, müşteri memnuniyeti başkanı diyoruz. Ceylan da bu konuyu çok sevdalı, çok gönülden sahiplendi. Kendisini müşteri başarı başkanı olarak görüyor. Ve ekibini de o şekilde yönetiyor. Biliyorum başka arkadaşlar da var burada, Avram gibi katılan. Onları da inşallah o yönde takip edecekler. Yani hem ürün ürünü Türkiye'de üretebiliriz ama satmak için dışarıdaki ülkelere yatırım yapmak gerekiyor Oktay Bey. Sizin de güzel girişimleriniz var biliyorum. değil mi? biyoteknoloji alanında siz de o Bari ilaçları dünyaya yani. pazarlamak istiyorsunuz. Çok zor bir alanda çalışıyoruz. Çünkü ülkemizdeki laboratuvarlar dahi bu nitelikleri çalışmak için çok şey değiller, nitelikli değiller yani çok iyi bir ekip oluşturduk. Bu ekiple çok güzel bir çalışma yapıyoruz. İnşallah yani en basitten başlayarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Belki yakın bir vadede Denizli'de bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Yani sizin söylediklerinize tamamen katılıyorum. Biz de tamamen milli bir düşünceyle Türkiye'de üretimi yapıp ama markamız işte bir Alman, bir Amerikan markası olarak dünyaya çıksın istiyoruz. Ee, bakalım yani çalışıyoruz. Şimdi bir şunu da söyleyeyim yani bu arada ben e, bu işi Türkiye'de başlatmamın sebebi sadece duygusal değil ya. yani e, çünkü yani duygusal olarak iş dünyasında hareket etmenin de pek fazla e, yani e, yani bence her şeyin o da insan ama orada tabii duygu da devreye giriyor fakat sonunda matematiğin çalışması lazım yani benim bence Türkiye'de yatırım yapmak iş açısından da çok mantıklı. Yani yazılım mühendislerinin biz şu anda Türkiye'de Türkiye'deki yazılım mühendislerinin bir eksiği yok. Ama onlar Türkiye'de, Türkiye'nin oturmanın avantajlarını yaşadıkları için, güzelliklerini yaşadıkları için Hollanda'da diyelim ki %50 daha fazla maaş alacaklarına Türkiye'de çalışmayı tercih eden arkadaşları buluyoruz. Yani demek istediğim Türkiye'de üretmenin avantajları da olabiliyor, onları da yakalayabiliriz. Yani mesela Amerika'da şu anda yazılım mühendisleri Türkiye'dekinin 2-3 katı fiyatta. Bence kabiliyetleri aynı. O yüzden çok... e, tabii ki daha ekonomik olarak e, software'i Türkiye'de geliştirmenin mantığı var. Yani bence e, işin ekonomik e, metriklerine çok dikkat etmek lazım. Çünkü o yüzden de bir fırsat. Yani pandemi bizim çok işimize yaradı Süreyya Bey. Özellikle bu tarz iletişim kurma kabiliyetimiz biraz daha arttı. Yani aynı anda yani bir gün içerisinde beş ayrı lokasyonda olabiliyoruz. İletişimimizi kurabiliyoruz. Ve şöyle söyleyeyim ben size. Mesela İtalya'da bir arkadaş bir makineyle ilgili bir patent aldıktan sonra biz en geç iki hafta içerisinde o arkadaşı bulup ondan iletişime geçebiliyoruz. Yani gelişmeyi o kadar hızlı takip edebiliyoruz. Tebrikler, aynen. Yani bir açıkçası benim Türksel'de 2006 yılında ilk geldiğim yıllarda yapmak istediğim buydu. Yani Türk insanı, Türk iş adamı teknolojide dezavantajlı değil avantajlı olsun. Yani o yüzden inanın büyük tenkitlere, büyük zorluklara rağmen bu altyapıya büyük milyarlarca dolarlık yatırımları yapma cesaretini gösterdik. Yani bence teknokentlere e internetin hızlı bağlanmasa, hız, interneti olmayan bir teknokentin bence dünyada şansı yok. Ee, o altyapının olması çok kritikti. Ee, i̇ş adamlarımızın da e, bu konuda avantajlı olduklarını görmek beni çok memnun ediyor. Ama daha yapacak çok işimiz var. Yani en azından bu teknoloji olmasa mesela ben bugün Seattle'dan bu toplantıya katılamam. Eğer bu toplantıyı e, biz dijital ortamda yapmasak çok belki bir sene beklememiz gerekecekti. Bu sayede yapabiliyoruz. Kesinlikle Süreyya Bey. Bu pandemi dijitalleşmeyi çok daha hızlandırdı dediğiniz üzere. Teşekkür ediyoruz. Ee, sorusu olan diğer başka bir katılımcımız var mı acaba? Sanırım çok açıklayıcı ee, ve hakikaten bizler için de e, önemli bir ufuk çizen güzel bir sunum oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz Süreyya Bey. E, bu noktada bugün yeni dünyada kazanmak e, başlıklı bu interaktif düzenlediğimiz sunumu gerçekleştiren Denizli Sanayi Odası Başkanımız Müjdat Başkanım'a özellikle kapanış için bir söz hakkı vermek istiyorum. Başkanım. Teşekkür ederim Hande Hanım. Ee, ben tabii Süreyya Bey'e ve e, arkadaşlarımıza özellikle yeni yüzleri e, görmek, e, birlikte görmek bizi ayrıca e, mutlu etti. Onu da ifade edeyim. Gerçekten e, doyurucu ve Konuşmamın başında da söylediğim gibi paylaşım toplantı oldu. Yani ben şahsen kendi açımdan yani etkilendim ve kafamda bir takım yani iyileşmeler, iyileştirmelerle ilgili e, yön almaklığım gerektiğini düşündüm. Dolayısıyla bence benim açımdan yani sizin bizimle olmanızın neticesinde ben faydalandım. Dolayısıyla ben diğer sanayici arkadaşlarımın da benim gibi düşündüğünü e, farz ediyor ve onlar adına e, değerlendiriyorum. Ve e, bu nedenle ta Amerika'dan işte demin Hande Hanım'ın dediği gibi başlarken arkanız karanlıktı. Şimdi orası aydınlık. Bizimki karardı. <laughs> bizimki karardı. Dolayısıyla böyle siyah beyaz bir dünyada yaşıyoruz. Ama en kısa sürede ama en kısa sürede tabii bu pandemi pandemide Denizli'de yani, e, oldukça düşük yani sarı e, lekedeyiz. Dolayısıyla yani ikinci kademedeyiz. Yani en kısa zamanda eğer Denizli'ye Türkiye yolunu düşerse Denizli'ye ve özellikle TeknoKent'teki arkadaşları da sizlerle tanıştırmak mutluluğuna biz erişelim. Onun için e, size iyi günler diliyoruz. Bir, bize iyi geceler diliyorum. Sevgiler sunarım. Tüm arkadaşlara da. Sağ olun. Ben de son olarak ııı e hem başkanımıza e, Müjdat Bey'e e, hem e, diğer arkadaşlara Okan Bey'e ve diğer bütün katılan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Hande Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Siz de çok başarılı sunumlar yapıyorsunuz zaten. Sizi de Bloomberg'den izliyoruz. Toplantılara da bu toplantıyı da organizasyonunda büyük rolünüz oldu. E, çok sağ olun. E, hepiniz sağlıcakla kalın. E, yolunuz açık olsun. E, sizi çok e, seviyorum ve takım oyun takım oyununa çok inanıyorum. O yüzden işbirliği fırsatlarını ileride değerlendirelim. Yani her konuda beraber çalışmaya çok açığız. Ee, benim e-mailimi lütfen kaydedin. Ee, yani sejilim ee, Biz size zaten bir e-mail yollamaya çalışacağız. Ee, ama her konuda size destek olmaya çok, çok açığım. Ee, yani bence hayat kısa Hayatta mutluluk, en büyük mutluluk doğru insanlarla güzel projelerde çalışarak insanlara faydalı işler yapmak. Yani benim için en büyük mutluluk, motivasyon bu. Yani böyle fırsatları beraber değerlendirelim. Çok teşekkür Al. ediyoruz. Al. Buyurun başkanım lütfen, buyurun başkanım. Ağzınıza sağlık dedim sadece. <laughs> Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz Süra Bey. Bizim için de çok büyük bir mutluluk oldu. Hem de hepimiz açısından, sanayicilerimiz açısından da ufuk çizen, güzel... Lead, sizin dediğiniz gibi lider için lead yön veren bir e, ufuk açan bir e, konuşmaydı. Umarız Türkiye'de de bir arada oluruz. Çok çok teşekkür ediyorum ve özellikle bugün bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Denizli Sanayi Odası Başkanımız Sayın Müjdat Keçeci'ye ve böylelikle Yeni Dünya'da Kazanmak başlıklı webinarımıza interaktif gerçekleştirdiğimiz toplantımızı bugün burada noktalıyoruz. Süra Bey size iyi günler dilerken, Türkiye'deki tüm katılımcılara da iyi akşamlar diliyorum. Yeniden farklı bir etkinlikte yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, iyi akşamlar, iyi günler. Evet.